Oluşan bir şey. Yani Darwin döneminde aslında ilk başta hani şey, hani tamam, daha sonraki kitabında işte maymun çıkarımını, hani maymunun kuzen akraba, yani orta katadan geldiği şey var, ama onun mesela Darwin hiçbir zaman zaten korkak da bir adam yani, hani böyle 10 yıl sürmüş kitabı yayınlaması, hani sonra bakmış biri aynı fikri hani ortaya atıyor ve hani bir an önce yayınlayayım falan evet, diyor. Ve kendi savunmuyor zaten şeyini. Hani teorisini kendi savunmuyor. Darwinizme dinsizlik olarak bakmak çok saçma çok zaten. Çok acayip yani. Evet. Kesinlikle dinlerle çelişen hiçbir noktasını görmüyorum Darwinizmin. Darwinizmin hepsi dinde geçen bir hikaye aslında evet, zaten. Yani Türeyiş asıl, değil mi yani? Aynen, kesinlikle dine çok üstü kapalı. Türeyiş dediğin şey evolution işte lan. Yani. Yani eğer Darwinizmi dinsizlik olarak görüyorsan dinle çok yüzeysel bakıyorsun. Hiçbir evet, şey anlamamışsın da sadece onu bir hikaye okur gibi okumuşsun. Sadece kalıplarına bakıyorsun kesinlikle. Kesinlikle. Ne söylediği ile alakalı. Aynen, insan topraktan gelmiştir. Yani direkt kafanda canlanan şey bir gün içerisinde bir insanın böyle topraktan, çamurdan Lego yapar gibi yapılmış olması. Bakın, hani bizim kültürümüzde yoğun şöyle bir gerçek ama, var. Bunu tespit ama, edebiliriz herhalde. Özellikle Anadolu'da da, yani son zamanlarda bunun karşılığını çok görüyoruz. Osmanlı'da da böyleymiş arkadaşlar. Bizim dinle kurduğumuz, Müslümanlıkla kurduğumuz ilişki öyle baktığımız gibi öyle o kadar da Müslüman değiliz. Böyle de bir çerçeve var. Yani hani din algısı aslında o belirlenen, şu an bugün belirlenen, merkezi hükümetçe belirlenen din algısı gibi bir din algısı yok aslında halkın üzerinde. Çok da fazla baskın bir şekilde. Sonradan o gelişiyor. Yani o hani o din nosyonu bu ülkede çok üzerinde şey, yani konuşulduğunda ses getiren bir şey. Bak bütün siyasi politik adaylara bak, söylemlere bakın, hani hangi kanallardan gidiyor insanların o kanalları. Bizde hep o dini toplumu ya da toplumu yönlendirmenin en kolay. Evet, spiritüel taban diye adlandırabileceğimiz şey güçlü ve daha çok insanlar dini liderleri dinleme eğilimindeler genel itibariyle. Büyük şehirlerden bahsetmiyorum evet, bu arada, ama Türkiye'nin genelinden bahsediyorum. O yüzden o noktada işte hani o dini nosyon, inanış nosyonu çok önemli. Ya zaten sıkıntı da buradan başlıyor. Toplumu yönlendiren insanlar baştan beri bunu kullanmalarının sebebi bizim en hassas noktamız çünkü. Yani o noktayı ele geçirdikten sonra, çünkü o ilahi irade. Sen ilahi iradeyi ele geçirdikten sonra toplumu çok kolay bir şekilde yönetebilirsin. Çünkü ondan öte bir şey yok. Bu hakikatin doğruluğunun da farkındasın ve bu hakikati kendi çıkarların lehine kullanıyorsun. Zaten dinler bu yüzden gelmiş coğrafyalara. Yani insanların dinin hani işlevselliğine baktığın zaman da hani toplumsal ve bireysel işlev olarak hani belki ikiye ayırabiliriz bunu. Çünkü bir şey, hani kurallarla birlikte bir toplum düzeni oluşturmak, bir hani toplumda bir anarşi yaratmak belki. Hani yani aslında anarşi olarak mı? Dinlerin hepsi anarşist eylemler aslında. Kendileri anarşist, anarşist eylemler ama hani onun var içinde olan bir sisteme karşı anarşistler, evet, yani doğru mu? Evet. Bütün, ama sistem bütün her şeyi var olan sisteme karşı abi, bütün yapılan her dinlerin şey. Dinlerin hepsinde şey, insan eliyle dünyada bir düzen kurulmayacağı ve bunun sadece ilahi bir iradeyle gelebileceği yazıyor. Bu ilahi irade şu an toplumsal, yani kolektifin oluşturabileceği nihai toplum düzeni olarak bakabiliriz yani. En nihayetinde. Bu anarşizmin temel yapıtaşı da budur zaten. Toplumu kendi dinamikleriyle baş başa bıraktığında ancak doğal yapısında hakiki olacak toplumu kurabilirsin. Yani tek gerçek düzen budur. Ve bunun için bir kaotik bir süreç gerekir, ama kaos her şeyin belirsizliklerin ortadan kalkıp her şeyin ortaya çıkması.
anlamına geliyor. O yüzden anarşistler kaosa daha çok odun sürerler. Yani o ateşe yakmak böyle için. Böyle çok acayip değil mesela şeyi konuşuyorduk ya, Odos Topçu'nun galaksi rehberi. Evet. Orada çok acayip, garip, sarkastik dünyalardan bahsediyorduk. Aslında evet, içinde bulunduğumuz dünyada dışarıdan bakan için öyle değil mi? Şu an yaptığımız her şey. Aynı zamanda evet, bir düzen içerisinde. O kadar saçma. Yani hani biz de onları ne kadar saçma tanımlıyorsak, buradaki bizim hayatımızdakiler de bir başka saçma hayat. Zaten bu kitabın yani bu kadar bize güzel bir kitap olmasının altında yatan sebeplerden biri de bu. Ama zaman içerisinde anlam kazanacak. Zaman her şeyinde, yani şu an geçmişe baktığımızda diyorsun ki, atıyorum mesela cahiliye dönemi diyorsun ama bahsettiğin dönem çok uzun bir dönem yani. Ya da karanlık çağ diyorsun, hani ateş bulunmamış daha. Sen sadece bunu yazarak anlatıyorsun. Sen çok ufak bir detay, ateşin bulunmasının yıllar geçmiş değil mi? Evet, ama binlerce yıl geçmiş. Time-lapse olduğunu düşünsene böyle, hani adamlar 18 milyar trilyon yıl falan bir evren tarihinde. Aynen yani. Yarın bir gün düşünsene, hani içinde bulunduğumuz çağ sadece ufak bir başlık olacak sadece. Peki bu şey, bu kadar ciddi almaya gerek yok. Mesela şu an bilim insanları evrenin yaşının 18,5 milyar yıl olduğunu söylüyor. Yok ya, o kadar yok. 8,5 milyar yıl, pardon. 13,5. Ne çabuk büyüyor. 13,5 o kadar yok. 13,5 da olabilir. Bilmiyorum ya. Sayılar ben de 13,5 okay, diyebiliyorum. Tamam, yani 13,5 olduğunu söylüyorlar. Ve şimdi bunu tahayyül etmeye çalıştığında bile, düşünmeye çalıştığında aynen 13,5 milyar yıl. Düşünmeyecek o noktada. Ama yani mesela şey var, dünyanın hani ki o bilgi de zaten göz ardı dedin değil mi? Hani jeologlar taştan vesaire, hani kaya parçalarından, fosillerden falan yaşam tarihlerini biçimlendiriyorlar. Ve bakıyorsun hani 4,5 milyar yıldır hani oluşan bir dünya şeyi var. Bu dünya. Bu dünya. Ve hani sonrasında hani böyle insan fosillerine falan baktığın zaman 200 bin yıl öncesine ait falan fosiller bulabiliyorsun. Ama mesela hani dini şeylerde, özellikle bu Sami dinlerin içinde mesela bazı gafletlere düşürmüş. İşte Tevrat'ta falan mesela şeyin, insanın tarihini veriyor falan. Hı-hı. Ve buna işte 20 bin yıl diyor. Hı-hı. Yani burada zaten bir şey Sapiens'in var. Sapiens'in 200 bin yıl olduğunu biliyoruz diyorsun. Evet. Peki mesela Emre, senin buna bir şikayetin var mı? Dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğunun söylenmesine. Yani mesela evrenin yaşının 13,5 milyar yıl olmasının söylenmesi biraz şey. Dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl. Mesela ya şöyle bir şey, bunu zaman nasıl, zaman göreceli bir kavramdır. Hani çok net ve zamanla kütle arasındaki ilişkiyi biliyoruz zaman. Zamanın kütleyle, kütlenin yüküyle beraber genişleyip daralabilen bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Biz sadece içinde bulunduğumuz şu anki şartlar içerisindeki zaman kavramımızı kullanarak bir limit ortaya çıkartıyoruz. Ama bu zaman kavramı o dönemlerde zaten geçerli değildi yani. Evet. Bu tip kütleler yoktu. Yani dünya bile yoktu düşündüğünde ve senin bunu algılayabileceğin bu atmosfer yoktu zaten. Bu alan yoktu. O yüzden hani çok sadece bu 13,5 milyar yıl demek insan olarak biz bunu nasıl algılayabiliriz diye bir oraya bir limit koymak demektir aslında. Yani zaman ötesi bir zamanı belirleyen bir takım öğeler var değil mi? Gece var, gündüz var. Size bir şey söyleyeyim. Hyperspace bir şeyde incelemen lazım. Kuantumik bir düzlemde incelemen lazım. 4,5 milyar yılın nasıl bulunduğunu biliyor musunuz? Evet. 4,5 milyar yılın. Bir meteorun örneğine bakıyorlar. Bunda neyle yapıyorlar? Çünkü neden böyle düşünüyorlar? Bu dünyada mesela benim bulabileceğim en eski kayaç, en eski şey bir meteor olsa gerek. Çünkü evet, yani uzaydan gelen bir şey. Daha ve, fazla dolanıyordur tahminiyle. Evet, ve onun bu gezegenin üstünde düştüğünden beri geçirdiği şeye bakacağım ben. Zamana diyor, bakacağım. Nasıl evrimleşiyor, bu madde nasıl bu hale geliyor diye. Neydi maddenin adı? İşte tam hatırlamıyorum. Plütonyum falan. Hatırlamamak şey. Plütonyuma, uranyum kurşun şeyiydi. Ve bu kurşun şeyiyle, kurşun uranyuma dönüşüyor. Zamanla radyoaktif bir şey geçiriyor. Uranyum kurşuna dönüşüyor, pardon. Bunu da işte uranyumun şeyini biliyoruz. Evet. Ne kadar sürede bu dönüşümün olduğunu biliyoruz. Yarılandı. Matematiksel olarak. Ve adam bunu ilk hesaplamalara başladığında çok saçma sapan rakamlar çıkıyor. Hesaplamayı şöyle yapmak zorunda. İşte atıyorum 300 tane test yapıyor. Tutarlı olması gerekiyor şeylerinde. Aynen. Bakıyor hiçbiri tutarsız yani. Hepsi bambaşka sayılar veriyor falan. Bu nasıl olabilir falan diyor. Sonra şeyi düşünüyor.
ben havadaki kurşunu hesaba katmadım diyor. Onlar da katılıyor. Hesaplamaları tutarsızlaştırıyor diyor. Nerede hesaplaşıyorsa. Ve dünyanın ilk en sterilize edilmiş odasını yaratıyorlar böyle. O kadar dikkat ediyorlar ki hiçbir şey yani böyle dış madde şey yok. Tamamen sterilize ediliyor, şey yapıyor falan. Ve burada deneyleri devam etmeye başlıyor. Bu sefer 300 deneyden gerçekten o 4,5 milyar yılı gösteren sonuçlar çıkmaya başlıyor. Ha. Dışarıdan gelen bir kurşunun etkisi olmadığında, mesela, o hesaplanmadığında. Bu matematikle ve bundan sonra adam çıkıp diyor ki ben hesapladım 4,5 milyar yıl diyor görünen şeyde şu an. Yani mesela yakın tarihi şey yapmak için daha başka mesela elementler kullanıyoruz. Bu matematikle aynı şekilde adli tıp mesela bu şekilde işliyor. Ne bileyim bir saç örneği alıyorlar. İşte ya da bir şekilde DNA yapısına bakabiliyorsun. İşte yaş dizilimini bulabiliyorsun falan. Ya yani bu kullanılıyor yani. Fosilleri falan bu şekilde zaten buluyoruz. Ama senin dediğin hani zaman kavramı farklı bir şeyde sanki. Hani farklı bir paradigmada konuşulabilecek bir şey. Çünkü ya hani sadece durum şu. Yarattığımız zaman kavramı üzerinden gittiğinde de işte bu yine büyük bir rakama tekabül ediyor. Hani Einstein'ın şeyi var ya hani işin içinden çıkamadığı zaman şu söz var hani anlamıyorum diyor hani Tanrı zar atamaz diyor. Çünkü hani atomik boyutta ilerleyen durumlar çok anlamsız ve kaotik gözüküyor. Yani o proton sıçramaları var mesela çemberler üzerinde. Bunların arasında bir ilişki kurmaya çalışıyoruz ama yok. Ama evrene baktığında her şeyin arasında bir örüntülü bir ilişki vardır. Her şey tekrar eder. Orayı ve bu düzeni bu yani bunu anlamak yani nereye bağlayacaktım? Buna hiçbir zaman bu bilgiye hiçbir zaman ulaşamayacaksınız gibi geliyor çünkü hani dediğin olay şuydu hani bahsettiğimiz şeyi algılarken koyduğumuz zaman limitleri bizim şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde yani dünyada Everest Dağı'na çıksan bile zaman algın değişecek orada mesela bunu biliyorsun ki milyonlarca yıl önce yaşanan kütle merkezlerinin çekim kuvvetlerini bilmeden ona sadece ışık yılı mesafeden 2 yıl diyorsun mesela ya da 1 yıl diyorsun onu zamanı kısıtlamaya çalışıyorsun. Zaman ama zaman her saniye ama değişiyor. Her işte an olayların bu noktaya gelmesinin sebebi aynı zamanda bu da garip bir şekilde. Çünkü Sapiens 200 bin yıldır varsa 200 bin yıldır Güneş hep aynı zamanda doğmuş ve aynı zamanda batmış. Böyle bir şey de var. Yani bu zaten bunu gözlemlemek yıldızlar hep aynıymış. Belki çerçeveleri netlemek lazım. Senin söylediğin çerçeve bizim bugün içinde bulunduğumuz dünyada tabi olduğumuz kuralları tanımlayan insan evladı Newton. Aynen Newton fiziği bak. Biz Newton fiziğinde yaşıyoruz. Bizim gerçekliğimiz Newton fiziği. En azından öyle gözüküyor. Yani hani o yüzden bu rasyoyla düşündüğünde biraz tabii o ölçek işi karıştırıyor. Çünkü o ölçeğin ya da işte atom altı ölçeğin başka bir kafası var. Aynen. Oralar böyle çok acayip yerlere gidebiliyor. Yani söylediğin gibi. Biz bu kuantum payını da hesaba katmaya başladık ama günümüzde bunu kattığımız için şu an bilgisayar üretildi. Matematiksel olarak evet doğru söylüyorsun kuantum bilgisayarından yola çıkarak. Evet. Yani. Peki Emre en sevdiğin doğa olayı ne? Dünyada. Bunu düşünmem gerekiyor. Şey olabilir. Siz de düşünün. Güzel söz ben de düşünüyorum. Ben biliyorum kendimi buldum yani. Benim şahit olduğum. Ben mesela yok şahit olduğum gerekmeyebilir yani çünkü. Bir yerlerde görmüş de sevebilirsin yani. Anladım. Tamam. Mesela anladım. Benim magmanın patlamasıyla volkanlardan çıkan lavları sevişim gibi. Ha, mesela anladım. Ben gerçekten şeyim ki şey ya şeyin her zone belgeselini linçe vuramayacaksam cevabımı buldum. Ve linç edilmemek şartıyla cevabımı açıklıyorum. Kesinlikle salgın hastalıklar. En sevdiğin doğa olayı. Mikroplar yani. Doğru abi doğru. Yok ya bizim için kötü olmasın doğa için. Sikinde değil doğa değil. Ya düşünsene hani vebanın bu, Avrupa nüfusunun 1/3'ünü öldürmesi. Bu hayvanlarda ya da bitkilerde de olan bir şey yani. Mikroplar yani sonuçta işte. Daha çok bizi etkileyen bir durum yani hayvanlarda olan şeyleri doğal sürecin bir parçası olarak görüyoruz. Bize olan şeyin de doğal sürecin bir parçası Allah olduğunu görmek. Allah hayvanlara olan da doğal sürecin bir parçası ama oluyor. Ama şimdi şu ayrımı da bizdeki artık de bir şey yapmanın da vakti var ya. Yani. Doğalla hani
İşte bizim oluşturduğumuz şeyleri yapay diyoruz ya. Hmm. Doğalla yapay arasındaki her şey doğal aslında. Biz evet doğal işte değiliz miyiz yani? Zaten kendimizin hastalıkları. Sonuçta baktığımız zaman hani biz de bir şekilde eğer hani o otostopçunun galaksi rehberindeki gibi fareler bir şekilde hani dünyayı ele geçirip oradan da gelmediysek yani bir şekilde bu doğanın içinden fırladık ve hani evet bir zekaya zaten olay da bu yani ve ele geçirme şeyi ama buna bakıyorsun mesela yani farklı hayvan gruplarında da mesela kolonileşme işte bulunduğu bölgeyi şey yapma mikroplar da öyle mesela kuduz düşün yani %100 ölüm yani hani ve anında bütün şeyi ele geçiriyor bedeni ele geçiriyor ve çağımızın şey hastalıkları diyoruz ya zaten hani obezite mesela hani pat diye tokat gibi gelen bir hastalık ve bunun hastalık olduğunu kabullenmek aslında bir öz eleştiri oluyor. Yani yoğunlaştırılmış. İster istemez vermek zorunda olduğum bir öz eleştiri. Yoğunlaştırılmış gıda, yoğunlaştırılmış gıda tüketiyoruz ya, kesinlikle. Fast food ve bunun i̇şte reklamını bu yaptılar. İnanılmaz büyük enerjiler ve sürekli daha yeni tek dünyada tuşla senin evine geliyor ve ağzına tıkıyorsun ve bir şekilde hani o hareket diyorsun ya sen. Hani evet. Senin varoluşunda var. Hareket yok ve sürekli yüksek kalorili şeyler yiyince obezite Amerika'da patlıyor işte dünyada da olduğu gibi. Ya. Yani servet kendisiyle beraber şey getiriyor biraz hani. Hikaye burada bile başlamıyor yani. Hikaye sadece o sebeple ülkelerinde hani ne kadar kiloluysan o kadar saygın çünkü zenginlik şey. Zenginlik mi? Ya yediğin bifteklerin geldi, yedikleri bifteklerin geldiği ineklerin yediği mısırın GDO'lu olmasından başlıyor aslında yani. O kadar korkunç bir yerden geliyor. Şey, Wall-E'yi izlediniz mi? Evet, bayıldım. Çok iyi. Orada da herkes obez ve bilgisayara bağlı yaşıyor. Uçuyor, gidiyor. Sadece parmaklarını oynatıyor. Abi süper bir animasyon filmi. Pipet ağzından kayıyor böyle. Yani nitekim evet yani çöğren bugün insanı. O evet. Yarattığımız üretim fazlalığını düşünsenize yani çok çılgınca rakamlar söz konusu yani ve hala bu dengesizlikte insanların açlıktan falan ölüyor olması hani ni saymıyorum bile. Ve hani trajikomik tarafı o zaman. Yani sadece yani attığımız besinlerle yani çöp pegiden besinlerle bütün dünya her gün 4 kere falan doyabiliyor. Bilmiyorum ben de şu an uydurdum. Doyabilir bence kesinlikle. Bir tane belgesel serisi vardı 2010'larda. Story of a Staff. Eşyanın hikayesi. Hatırlıyor musunuz? Kuzey Amerika'da. Yani o bayağı her eşyaya değiniyor. Bayağı uzun bir bölüm. Üretilen elektronik eşyaların 6 ay içerisinde yüzde kaçı çöpe atılıyor sizce? İnanılmaz bir rakam bekliyor gibi hissediyorum. Kaçı? Kendimi. %99. Nasıl ya? Ben böyle abartıp 30 falan diyeceğim. %99'u 6 ay içerisinde çöpe dönüşüyormuş. Yani daha doğrusu alınıp 3. dünya ülkelerine doğru biz hani şimdi şey konuşuyoruz ya. Yenilerini al. Zaten hani tek kullanımlık ürün almak çöp almak demek değil mi abi? Türkiye'de yani çok popüler bir konu var arkadaşlar. Yeni dönemde iPhone'un yeni telefonu çıktı. 24 bin lira fiyatı. Pro 12 PlayStation 5 çıktı. 9 bin lira. Wow. Ve şimdi ama baktığın zaman Amerika'da $490 PlayStation 5. Ve Amerika'daki asgari ücretle falan hani herkes alabiliyor. Öğrenci bile rahat bir şekilde PlayStation 5'i alabiliyor. Bu böyle tartışılıyor. Biz de David'le şeyi konuştuğumuzda şey demişti. Evet demişti. Gerçekten biz çok rahatız. Her şeyi istediğimiz gibi alabiliyoruz. İstediğimiz erişimleri var. Her şeye ulaşabiliyorum. Çocuk işsizlik maaşıyla inanılmaz ekipmanlar almış böyle. Hani biz burada aylarca çalışıp alamadığın şeyleri orada işsizlik maaşıyla bir ayla alıyor. Bu gerçek bir istatistik. Yani şey karşılık ve net var. Dünyayı gezebiliyor ufak tefek bütçeleriyle. Ama David azıtmadan şunu demişti. Bakıyorum demişti. Hani Türk toplumu bizden daha mutsuz değil. Mutluluk bununla ilgili bir şey değil. Yani demişti. Çünkü Tayin Pekmez var. David Sinozor. İçinde bulunduğun gerçeği kabullenmekle alakalı bir şey aslında. Ve kendi gerçeğini yaratabilmek. Bu gerçeklik ne kadar şeyse hani ne kadar senin için o ne bileyim doğallığa yakınsa bir şekilde o kadar daha hani
adapte olmak, yani kendin olmak. Bir parçası daha olmak daha kolay olabilir. David'le yani şeyde çok Türkiye'de çok eğlenmiştik ya, karantinada bile bizim evde kalırken. Şey yapıyorduk hatta, bir ara bu saat 9'da mı 10'da mı balkona çıkıp şey yapıyorlar, sağlık çalışanları için alkış yapıyordu insanlar. Biz de o ara ondan 5 dakika önce David çıkıyordu balkona, gitar çalıyordu. Sonra insanlar akışlayınca insanlara çeviriyorduk sanki onun yaptığı bizi alkışlıyorlarmış gibi. Biz de alkışlıyorduk, daha sonra bağırıyorduk falan. Nasıl mutlu olmasın. Aynen. Küçük bir ayağın. Bunları hep o GoPro ile çekmişti o. Yani hani tabii. Bu şey midir? Hani bu yine sonuçta başka parametreler var mesela, insanı mutsuz eden şeyler, yani ne bileyim yönetimler var, geçim problemleri falan filan. Mesela geçen bir haber okudum ve çok gerçekten üzüldüm bu duruma, yani bu işte çocuk sahibi olmayı teşvik eden falan bir yönetim şu an en büyük zamlardan birini bebek mamalarını yapmış. Ve işte bununla ilgili bir Sözcü gazetesinde bir haber okudum. İşte bir kadın bebek maması çalarken yakalanıyor falan filan. Bununla ilgili bu olay viral oluyor, patlıyor falan. Ve hani inanılmaz bir şey. Durum mesela çok absürt bir şey zaten. Yani kesinlikle ya. Saçma da bir durum yani bu. Hani halbuki baktığın zaman mesela şey, Finlandiya'da ilk 5 sene çocuğun bütün masrafları devlete ait olarak. Artık anneye verilen izin kadar babaya da yasal izin veriliyor ki anne ve çocuğuyla beraber vakit geçirebilsin diye. Ne kadar önemli aslında. Çünkü yani sosyal bu, devlet diyorlar değil mi? Hani baktığımız kesinlikle. Mesela eğitimle öğretimi çok yanlış kullanıyoruz. Hani öğretim işte bir ne bileyim bir lisans okursun işte bir şeylerdir falan filan, bunlara öğretim diyebiliriz ama eğitim dediğin değil. Şey bambaşka bir şey. Eğitim hani kişinin kendiyle birlikte ailesel yapısı, kültürel yapısını sentezlediği bir olgu ve hani orada ne kadar bir gedik, hani böyle çok absürt ama hani bakıyorsun mesela bütün seri katillerin falan hayatlarını gerçekten bir travmalarla dolu. Hani insanı oraya sokan da bir şey var. Yol var yani. Ve bir güç de var işin içerisinde. Yani bazıları için gerçekten hayat çok kötü başlayabiliyor. Yani hani o hayatları konuşuyorduk mesela. Düşünsene bir hayatın içerisine doğuyorsun. Biraz çocukluğundan bu yana baban sana düzenli olarak tecavüz ediyor. Evet. Annen buna göz yumuyor. Ve seni dışarıda başka kişilere seninle seks yapması için pazarlıyorlar. Şimdi böyle nasıl, bir hayata giriş yapmışsın mesela. Nasıl toparlayabileceksin yani? Yani gerçekten sert bir giriş abi. Nasıl bir normallik algılanacak? Yani. Nasıl bir inanış algılanacak? Nasıl bir hayatı tahayyül algılanacak? Yani çok acayip ya böyle bir yerden başlamak. Kadıköy Boks Spor Kulübü. Ne kadar yaratıcı bir isim. Boks spor kulübü. Camı açtım onu gördüm işte. Bu şey aklıma geldi söylerken, biraz önce unutmuştum, aklıma geldi. Günümüzde de geçmişte de o işte hani şey demiştik ya, peygamberler geldiğinde niçin böyle bir şey oluyordu, insanlar bunun etrafında toplanıyorlar. Muhtemelen yeni anlaşabilecekleri bir kontrat var ortada. Yani bu kontun tanımladığı toplumsal kontrat var ya, aslında oranın kontratı, yani hani şey o kitap mi? Etrafında Rosson'un bir mu? Aynen öyle. Jean-Jacques Rousseau. Etrafında toplanacakları kitabı, kurallar dizisini belirleyen ve herkesin az çok ikna olabileceği bir kitap geldi ortaya ve onun etrafında toplandılar. Mesele o yani, hani mesela günümüzde toplumsal sözleşme kendi kendine günümüzde vardı. Günümüzde Türkiye'de biz nasıl bir şeyin etrafında toplanabiliriz toplumsal olarak sizce? Var mı böyle bir öngörünüz? Nasıl bir yapı olursa biz gerçekten bu kadar birbirimizi sokakta kesmek istemeyen, bu kadar birbirine YouTube'da ana avrat sövmeyen bir topluluk haline geliriz. Ne olacak? Sadece Türkler için değil, bütün insanlık için gereken bir toplum modeli var zaten ortada, işte hepimizin ortak ekol ve düzensiz, lidersiz bir şekilde yaşayabileceği anarşist bir toplum oluşturabiliriz yani. Ki bunu şeyde baktığın zaman, aslında birebir de baktığın zaman Türk toplumu yani benim karşılaştığım kadarıyla, ki çok fazla insanla karşılaştım, genelde vicdan falan olduğunu görüyorsun. Böyle hani birebir de o kadar sert değil insanlar. Özellikle de şeydeysen, hani kırsal kesimlerdeysen. Evet. Katılıyorum. Şehir kesinlikle katılıyorum. Daha vicdanlı. Çünkü daha az insanla karşılaşıyor ve
daha damarı bizimki gibi şey olmamış. Evet. Yıpranmamış bizim. Ve hani ne bileyim bir şeyin etrafında toplanmak derken bir kere vicdan var yani insanlarda. Ya aslında sorun hani bir yerde dinler bile değil. Hani bu, çünkü dinleri de bir yönetimsel bir şeyin ürünü. Yani bir iktidar yani ürünü. Bir, evet. Hani bir zamanlar işte önce imparatorluktu sonra papalık devreye girdi ve hala bu şekilde ilerliyor. Ya da bugün mesela olarak. Evet yani hani laik bir ülkede yaşıyorsun ama bakıyorsun devlet zaten hani dini kendi şeyini almış, tekelini almış. Halbuki hani laik olup yine devletle din hani aynı paralellikte gerçekten laikliğin hani tam anlamıyla karşılığını verebildiğin sürece yine hani bir şey olmayacak. Çünkü karşılıklı yani insandaki en şey nokta karşılıklı birbirine saygı duyup hani nedir altın kural, ahlak hani bir etik mesela oluşturacaksak anarşistsek bile nedir altın kural? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bu saygı. Bu hani bu altın kuralı tuttuğumuz zaman aslında bütün o evrensel ahlak yasalarının falan bir çoğunu içinde evet desteklemek için şunu da ekleyebilirim hani yoksa hep bana değil hani bize olsun hani bana hani, olsun ikincisi sana olsun üçüncüsü sana olsun dördüncüsü sana olsun demokratik hani toplumlar bana olmasın hep azınlığın da haklarını savunabilmenin hani bir demokratik toplum diyebileceksek bir şeye azınlığın da haklarını savunabileceği yani herkesin aslında şey yaşayacağı bir şeyler ama kavramların o kadar içi hani boşaltılıyor ki hani ne bileyim komünist olmak, kapitalist olmak, şey olmak falan hani her şey işin sonunda anarşist olmak hani dahi anlamsızlaşıyor. Hele bugün hani birçok bilginin şeyindeyiz ve yani birçoğu da kirli bilgiler yani artık kontrol edemediğimiz bir algılama şeyimiz var. Yani eski insanlarda bu daha şey olabilirdi yani. Yani. Şu an mesela kontrol edemiyorsun beynine giren. Bak sen az önce işte bilmem ne boks spor kulübü falan dedin anladın mı? Beynine girdi bu yani. Keşke hani belki girmesini istemiyorum. Abi şöyle şey bir olabilir. İstatistik okuduğumu hatırlıyorum. 1960'larda bir çiftçi kişinin ömrü boyunca işleyebildiği bilgi kapasitesini biz günümüzdeki internet ve bu hızlı bağlantıyla evet. 15 dakikada adamın 60 yıllık ömründe işlediği bilgiyi işlem bir kapasiteye geldi. Instagram'da gelmiş. Scroll yapsana. Belki bir hani inanılmaz ya. Yani zaten fotoğraf hani yeni bulunan bir şey de bir insanın hani görebileceği hayatı boyunca son ne bileyim 30 senede 30 sene öncesine kadar bir insanın hayatı boyunca görebileceği bir şeyi sen birkaç günde zaten görebiliyorsun yani. Şey olarak sürekli işte Instagram gibi oluşumlar değil mi? Resim geç. Sen de görmeyi seçiyorsun. Peki. Tabii yani. Bu bir seçim yani. Hep aynı şeyleri görüyorsun. Sabit kültürleri. Ya şeyi de anlamıyorum. Bazı insanlar örüntü hani, yineleme evet yani. Yani tabii böyle herkes bir şekilde haklı bir sebep uyduruyor kılıfına. Hani iş hayatında gerekli. Sosyal medya kullanmayan birisi bir olarak. Şey fotoğraf sergisi gibi falan şey yapıyorum. Hani gerekçelendiriyor. Sosyal medyayı hiç kullanmadım da örüntüye dışarıdan baktığımda o kadar anlamsız geliyordu ki daha sonra anlamı bilmeye başladı yani dışarıdan sosyal medyada insanların oluşturdukları akımları ve kültürlerin gerçek sebeplerine bakmaya başlayınca herkesin aynı şeyi farklı mekanlarda farklı kılıklarda yaptıklarını görüyorsun. Çok bu da bir aydınlanma aynen ve şu an sosyal medyaya karşı çok büyük bir kitle oluşuyor. Ya Netflix beni çok şaşırtıyor. Şu an bir belgesel çıkarmışlar izlediniz mi bu sosyal medya üzerine? Sosyal medya ikilemi mi öyle? Ben izlemedim belgeseli. Sosyal medya dilemma mı? Ne aynen. Öyle şeydi bilmem neydi. İzledim. Aynen izledin mi? Nasıldı? Abi, yani başarı çok güzel gözüküyordu. Şeyi güzel kurmuşlar. Şöyle bir storyline diyorlar ya buna bu tip belgesellerde. Bir hikaye anlatarak hikayenin içerisine bilimsel verileri yedirme modeli. burada tasarladıkları şey hikaye olarak bir böyle bir yönetim odası düşün. Bu yönetim odasında bir takım işte Facebook'un ilgili çalışanları var. Bunlar işte bu işin zekası yani bu algoritmaları geliştirenler.
ve bir şekilde bazı hayatlar izliyorlar. Bazı karakterlerimiz var. İşte erkek, kız derse gidiyorlar. Ondan ilgi bekliyor. Ona mesaj atıyor. Ona bir şey yapıyor. Böyle bir evren tanımlıyor. Ve öyle bir şey yapmışlar ki mesela işte bu çocuk bu kızdan hoşlanıyor. Kızın ilgisinin alanına girmek istiyor mesela. Bunu biliyor sistem gözlediği için davranışlarında. Bununla o kızın interaksiyonunun doğabileceğini bildiği için bu kızla aynı ortamlardayken, bu çocuk kızı görmediğinde mesela aynı ortamdalar. Kızın bir yayınladığı bir postunu bu tarafta çocuğa gösteriyor. Bak burada bunu yapmış diye. Hmm. Hani bak interaksiyona gir. Dur wow. Bunu. Hani yani seni tam o andayken orada yakalayarak... Böyle bir yazılım var mı gerçekten peki? İşte bu algoritmaları çok özellik. Mesela yani geçenlerde bu... Google Analytica vardı ya, hatırlıyorsunuz Facebook'la alakalı. Oradaki bir işte sızıntıda şey söylüyorlardı. Bipolar hastalığı biliyoruz. Tabii. Yapay zeka şu an bipolar bir kullanıcısının, profillendirdiği bir kullanıcısının bipolar olup olmadığını %99 ihtimalle doğru biliyormuş. Bu bir. Doktor da olmuşlar yani. Evet. İki, şunu biliyoruz diyor. Mani ve depresif dönemlerinin ne zaman olacağını görüyoruz diyor. Vallahi. Görür yani. Dalgalanmalarından spektruma bakıyoruz diyor. Ne kadar aralıklarla ne davranışları yapıyor ve mani dönemine yani yükseliş dönemine gireceğini öngörerek doğru tahminle o anda mesela mani döneminde şey ihtiyacın oluyor. Normalde yapmayacağın şeyleri çok fazla uyarıldığın için yapmak istiyorsun. Yani evet. Deyim yerindeyse yoldan çıkmak istiyorsun. Hangi konuda yoldan çıkmak istiyorsan sana kalmış. Evet. Onu sistem biliyor. Sana ona göre reklamlar göstererek senin satın alma davranışını yükseltme yönünde seni bombalıyor. Bunu bildiklerini ve yapabildiklerini çok net olarak biliyoruz ve şey diyordu. Biz her bir kişiyi bir profil olarak tanımlıyorlar. Bir kişiyi en az 4 noktadan en fazla 6000 noktadan izliyoruz diyorlar. 6000 nokta. Bu senin konum bilgin, nabız bilgilerin, like'ların, kiminle ne konuştuğun, seriye ne söylediğin, kredi kartındaki hareketlilik, orada yaptığın yorumlar, çektiğin videolar, konuşma kayıtların, bunların hepsi bütünleşik bir şekilde ellerinde profillendiriliyor senin için ve seni o kadar ciddi takip ediyorlar ki ben normalde kendimin bundan sonra ne yapacağını bilmiyorken benim adıma bu kadar yüklü verilerle benim ne yapabileceğimi benden önce tahminliyor ve oraya girip orada bana satıyor. Bu sisteme gelmiş durumdayız şu an. Evet. Bu yapay bir de zeka kullanılıyor. Bir konspirasi teori neydi? Ne şey teorisi? Konspirasi teorisi. Komplo teorisi. Komplo teorisi. Ya bu bir komplo teorisi değil. Hı. Bu realite. Baktığın zaman çünkü çok fazla komplo teorileri de üretiliyor insanlar tarafından. En sevdiğim şey. Biz dünyacılar. ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Dünyanın şeyinde bir arka planında hepimizi yöneten bir insanlar falan yok. Böyle herkesi evet. Yöneten. Evet. Mutlak bir kaos var bir kere. Bence. Muhakkak ben katılıyorum buna. Gerçekten kaos var ama bunun içinde böyle şeyler var işte. Hani bazı vizyonerler var aramızda diyeyim. Bir şeyleri böyle acayip kitleleri kontrol etmeyi başarabiliyorlar ve hani bu çok şekil değiştirmiş durumda şu anda. Hani şeyin bunların biraz eline düşüyor gibi. Çünkü sen o mecrada var oluyorsun. Hayatın onlara açıyorsun. Ve adam böyle seni 6000 noktadan takip edip seni... Geçmişte, senden daha iyi tanıyor yani. Geçmişte bu işte Muhammedken, İsa iken bugün Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tesla, Microsoft ve bunun gibi şimdi şeyler. Baktığın zaman şeyi de geçen gün şeyi gördüm. Dünyanın en zenginleri listesi böyle yıl yıl ilerliyor. Forbes'un ilk 500'ü. Ve baktığın zaman bu saydığın isimler giriyor hep en zenginlere. Adamın 37 milyar dolar şeyi var miras. 80 milyar dolar serveti var. 80 milyar dolar serveti falan ulaşıyor. Ne demek yani 80 milyar dolar? Bir de bu kişisel serveti. Mesela kurmuş olduğu şirket işte Amazon 1 trilyon değerlemeyi aştı. Bu da sadece bunlar da sadece resmi bildiğimiz rakamlar ya banka hesaplarındaki paralar. Sadece şey isim yani. Evet. Böyle para yok zaten. Ya satıcıdan bak istesen yani, vermen olarak yok ya. O şey rakam sadece. Gerçekten öyle. Gerçekten. Ya bir de Rothschild ya da Rockefeller ailelerinin
miraslarından söz ediyorlar hiç bilmiyorum. Bence çok yaşlılar o konu için yani. Yok zaten aile. Babaları, dedeleri öldü falan. Öldü zaten yani. Nilsson, David bakıyor galiba. Ama aile... Aynen. Ama yani şu çok net bir gerçek, hani hangi aileler değil bilmiyoruz, olabilir onlar da büyük aileler gerçekten, ama hani dünyadaki servetin önemli bir kısmını, çok önemli bir kısmını %3'lük bir %1 grubu, değil mi? %1-2 gibi bir şey var. Yani 6000 kişilik bir en tepe grubun olduğundan bahsediliyor, ama tabii bu spekülasyon bilmiyorum, ama şunu biliyoruz yani dünyanın %90 servetini dünyanın %10'u yönetiyor ve sahip. Biliyoruz. Yani, bu net. Yani bunu hani verilerle biliyoruz. Evet. Ama hani bu kim ailesidir, nedir, nasıldır bilmiyoruz. Ya ama mesele o şey, yani onların orada olması da değil mesele. Biz de onlarla işbirliği yapıyoruz. Ya çok basit sadece. Kaynaklar kimin elinde? Yani adam mesela bizim için rekabet diyor. Birbirinizi ezin. Yani mesela Türkiye'de ben şunu tespit ediyorum. Türkiye'de fakir yok. Türkiye'de zenginler var. Bir de Türkiye'de zengin olmak isteyenler var. Yani. Büyük çoğunlukta. Türkiye'de fakir yok. Çünkü fakir olsa bugün hani böyle olmazdı durum abi. Zengin olmak isteyenler kendi sıralarını bekliyorlar diye düşünüyorum. Yani burada bir hani işbirliği yapalım ve beraber kalkınalım çabasını ben görmüyorum Türkiye'de ve dünyada. Ama yani toplum olmak mesela olur. Kuzey Avrupa'da görüyorum. Hani İsveç'te görüyorum, Finlandiya'da görüyorum. Anladın mı? Hani İsviçre'de görüyorum. Biraz Portekiz'de görüyorum falan. Hani bunlar mesela. Kültür zaten kelime anlamı olarak tarım demektir. Ha, oradan mı geliyor? Bilmiyorum. Kültür tarım demek ve hani bu birlikte iş yapma şeyidir aslında. Birlikte yükselmek için. Ama evet biz Türkiye olarak şunu söyleyebiliriz. Biz bir toplum falan değiliz yani. Biz gücü elinde bulunduranlar geleceği iyi okumayı başarmışlar. Yani düşmanına saygı duyan bir perspektiften de baksan bakınca yani Rockefeller'lar yani İktidarı nasıl ellerinde tutuyorlar diyor. Mesela elektrik sektörünün kurucuları mesela elektrik, evet. Yani ya da günümüzden düşünün mesela internet dediğimiz bir ortam var mesela bunun bize sağlanması için birbiriyle ilişkiye giren bir ton ağ var mesela o internetin buraya taşınması için o fiber bağları çeken ya da o fiziksel işleri yapan database'ler evet. Var işte şehir sunucular, serverlar, şehir kadar serverlar var. Bir dünya şeye çok fazla peki, katkı sağlıyor. Peki şeye bakıyoruz. Bunları bize sunanlar kim? Bunlar da özel sektörler, şirketler. Hiçbir yani. Devlet yapmıyor bunu mesela. Bugün Çin'deki serverlar mesela diyorum özel sektörlerin elinde ya da en önemlisi bütün dünyayı elektriği, interneti sağlayan şey mesela Hint İngiliz bileşeni bir firma. Yanlış hatırlamıyorsam o bu bize bağlantı senin çekiyor. Söylediklerin özelinde şöyle bir kavram var. Tam bunu tanımlayan ama yanlış söylüyorsam düzeltin beni. Korporatizm. Corporation'dan geliyor. Şirketlerin devletleştiğine dair. Ve böyle bir gerçek var. 2000'lerin artık 2010'larda dünyada şirketlerin yönettiği servet devletlerin yönettiği servetten büyük hale geldi. Evet öyle. Adımını attı. Kesinlikle. O yüzden dünyada bir hani devletleşme değil de yani bundan sonra şöyle bir öngörü var. Ben katılıyorum, bana biraz mantıklı geliyor. Bunu konuşalım, eleştirelim. 30 yıl gibi bir yeni nesil düşünün. Bir yeni nesil yani. Bundan 30 yıl sonrası tahayyül edin. Devletlerin artık yani bu ulusalcılık var ya, ulusalcılığın kalkacağını, yani daha doğrusu şekil değiştireceğini, artık ulus kavramının Google ulusu, Microsoft ulusu, Tesla ulusu gibi uluslar olacağını, şirketler ulusu. Aynen, bu şirketlerin vatandaşlarının da çok uluslu. Mesela ben Microsoft'un vatandaşıyım ya. Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, işte İzmir'de yaşıyorum. Sen Adana'da yaşıyorsun. Öteki Gambiya'da yaşayabilir. Hani cyber bir ortam içerisinde böyle bir vatandaşlıkla vergini oraya ödeyebileceğin, orada alışverişini yapabileceğin, orada bir sanal hayat üretebileceğin bir devlet haline geleceğini söylüyor bu şirketlerin. Yani bizim yeni devletlerimiz şirketler olacak ve o şirketin içerisinde senin dinin sana, benim dinim sana, onun dinsizliği ona olacak. Yani zaten günümüzde devlet dediğimiz kavram, devlet dediğimiz kavram sadece sistemin bir yüzü. Oraya yani. Gidiyor. Belli bir zaman aralığında biz sisteme sadece devlet adını verdik. Devlet var olmadan önce farklı bir şekilde ya da günümüzdeki devlet diye
bu tanımladığımız şey bundan 1000 yıl önce çok farklıydı. Ondan da 1000 yıl önce bambaşkaydı. Ondan 5000 yıl önce bambaşka bir şeydi. Yani yönetimler farklıydı ama yani devlet kavramı... Bunu sürekli biz isim vermek arkasındayız. İşte kapitalist dönem bir komünizm, sosyalist bir dönem gördük hiçbir zaman. Bir komünizm iddiası vardı ama çalışmadı. Temel bir kırılma tespit edebiliriz insanoğlu için. Bu da çok aşikar bir gerçek antropolojik olarak da baktığında. İnsanoğlunun avcı toplayıcı dönemden... Yerleşik döneme geçmesi, buğdayı evcilleştirmesiyle, patatesi evcilleştirmesiyle yoğun enerjiyi tutabilmesi, tabii. Bununla beraber birden fazla erkeklerin eş alabilmesiyle beraber çok çocuklu ve bir eşrafın gelişmesiyle bu serveti aile içerisinde tutmanın akraba evlilikleri yani kanının serveti devam ettirmesi modeli gücü bir noktada toplama ihtiyacı hissettiriyordu. Patriarka. Yani hani bu evet varmak buraya geldi mesela söylediğin gibi. Avcı toplayıcı da başka bir şey olabilir. Ama bugünkü yerleşik toplumda mesela hani avcı toplayıcılarda daha mesela politeist inanışlar var. Çok tanrıcı inanışlar. Ne zaman ki biz bu buğdayı evcilleştiriyoruz o zaman bu tek tanrı meselesi gündeme geliyor dünyada. Tanrıçalar hani, ve sonra tanrı ekonomi tanrıyı değiştirdi abi. Ya sadece şirketlerle ilgili durum şu. Hani dediğim gibi hani devlet zaman içerisinde çok fazla komplike bir yapı haline almaya başlamış. Hani kapitalizm dedik, faşizm dedik. Bunlar bile çok basit kalıyor artık. Geçmişe baktığında faşizm dediğin ideoloji mesela dönem içerisinde saygı görülüp kabul edilmiş olmasına rağmen şu an çok yüzeysel basit geliyor yani. Sadece basit bir ekonomik temellere dayanan ve toplumun milliyetçilik, dindarlık duygularımız üzerinden beslenen sadece basit algı yönetimi üzerine kurulu bir ideoloji. Peki günümüzde böyle mi değil? Çok aşırı karmaşık. Hani bahsettiğimiz şey hani şirketlerin yaptıkları o reklam şirketlerimiz ve algılarımız zaten kontrol etmiş olması çok daha profesyonel işler o döneme kıyasla. Yani bugün sokağa devlet liderinin resmini asmakla Coca-Cola'nın bir afiş asması ve senin biz iki sokak sonra gidip o kolayı alman çok farklı şeyler. Değil. Aslında bir yandan. Yani sadece aynı sistemin daha çok böyle zaman içerisinde gelişip önümüze koyduğu yepyeni süper bir modelle karşı karşıyayız. Ve buna karşı bizim daha çok uyanık olmamız lazım yani. Çünkü eski yani köle ve efendi arasındaki ilişki her gün geçtikçe daha çok karmaşıklaşıyor ve... Buna senin bir çözümün var mı aklında? Güzel soru. Benim çözümüm sadece toplumsal, bize sundukları toplumsal düzenin reddi ve bir yeni bir uyanış yani. Ama işte bunu şey yapmaya kitlesel bir çerçeve vermek istiyorum. Çok basit bir çerçeve. 8 milyar kişiyiz. Evet. Ve daha da... Bunu bir tespit edelim önce. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani bunu bir kenara koymadan anarşizm yapmayalım. Tamam. Yani hani boşu kendi götümüzü tutmayalım. Hı hı. Yani 8 milyar kişiyiz dünyada ve bu biraz son 10 bin yılda türümüz bundan 10 bin yıl önce yer kürenin üzerindeki toplam ağırlığımız yer kürenin 10 binde 3'üydü. Bugün %98'i. Bak şimdi eksponansiyel büyümemize bak ya ama bunu sen düşünerek bir ya, bak, tamam, dünya tahayyülü yapmak. Çözümüm burada şöyle abi. Bizim içinde bulunduğumuz dünya hepimizin algılarının kombinesi sonucu ortaya çıkan bir gerçeklik ve kendi dünyamızı değiştirebilirsek bu kombinler yavaş yavaş bir virüs gibi yayılacak ve bütün dünyada hani bir söz var ya çok basit. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse bütün sokaklar tertemiz olur. Bütün sokakları bu şekilde temizleyebiliriz gerçekten. Yani bilgiye erişimin bu kadar açık olduğu bir dönemde çok zor da gibi gözükmüyor. Ama her ne olursa olsun senin bahsettiğin bir şey de tek bir bilinç şeyi de bir ideolojiye giriyor yine. Ve ideolojiler görüyoruz ki her zaman başlangıç niyetinden çok daha farklı bir şekilde çıkıyor. Evet. İşin içerisindeki katılımcı arttıkça meselenin ekseni çok büyüyor. Çünkü ve bu zaman bu sefer, bu sefer başlıyor. Bu fikre böyle aşırı tutunan insanlar oluyor ve onlar faşistleşiyor bu şekilde. Evet. Peki şurada şunu merak ediyorum arkadaşlar. Bu konudaki derdimiz ne? Yani biz bu kalıcı olma isteği tamamen ben yani şey mi hani yaşadığımız dönemde bencil bir çaba çünkü ölümlü canlılarız. Ve bir taraftan şöyle bir şey var. Bu dünya tam 5 kez canlı popülasyonu %90 oranında yok olur. Ve tekrar böyle bir türedi. Şeye dönüştü. Ve işte Holosen çağı dediğimiz bu çağda
bakıyorsun ki işte aslında mükemmel bir çağ. Asalak gibi yapışmışız dünyaya, ölüyoruz ve deliriyoruz. Hayır yani şurada, şu kendimizi apacık ki yok edeceğiz. Kendimizi apacık ki yok edeceğiz yani gidişat öyle önünde. Gözüküyor. Ama mesela şunu da biliyoruz, bu kesinlikle doğayla alakası olan bir şey değil. Çünkü yani bir yerde canlı çeşitliliği atıyorum bir gergedan belki... Artık ileriki zamanlarda olmayacak, bir fil olmayacak ama başka bir canlı türecek. Çünkü hani Çernobil'de falan da görüyoruz, her yeri artık hani insanın yaşayamadığı yerde orman kaplıyor. İşte evet, tilkiler, kurtlar geziniyorlar geçen falan. Bir istatistik gördüm. Koronayla beraber dünyanın havasının değişmesi gibi muhteşem bir gerçeğimiz var yani. Çok kısa bir sürede hani her şey kendi kendini toparlayabiliyor. Buradaki şeyimiz de yani bütün ideolojik insana dair hani atılımlar, her canlıda çünkü falan, bir yaşam, hayatta kalma şeyi evet, var. Onun en temel içgüdülerden biri bu yani. Bu şimdi bu bilinçle de belki daha uzun süre şeyi kalmayı tahayyül etmeyi düşünüyor. Burada da ama hayatta kalmayı farklı bir şekilde yani doğadakiyle hani bunu çoğalarak yapmak yerine kendi yaşadığın hayatı biraz daha şeye gitmek üzerine olduğunu görüyorum yani. İşte zaten mesela bilimin nihayetinde hayatta kalma içgüdünün seni getirdiği yani noktada hakikat aslında. Senin kadar bir Türkiye'de doğan bir hani şey olarak bir insan olarak hani senin kadar belki daha refahlı toplumlardaki bir bireyin hani bu kadar şey yapmadığını da düşünüyorum ben. Hani bu konuda kafa patlatmadığını hani böyle onlar 6 ay içinde Humanist falan değilse PlayStation 5'lerini çöpe atmakla meşguller. Şey, bilimin açıkladığı bir istatistik daha var. Şunu da biliyoruz. Ama çok uzun bir süre. Bizim güneşimiz, şimdi gezegendeki güneşleri incelediğimizde şeyi görüyoruz. Bizim güneşimizin de ne yapacağını tahmin edebiliyoruz. Evet. Bizim güneşimiz bir cüce güneş, cüce yıldız. Ve 7 milyar yıl içinde genişleyecek ve bir kırmızı dev şeye dönüşecek. Hmm. Kırmızı dev miydi? Ne adını hatırlamıyorum. Kırmızı cüce. Kırmızı cüce ismiş zaten güneşin şeyi o da. 7 milyar içinde ha, başka yücek. Bir şey gelecek. Ve okay, tamam. İşte Mars'ı, dünyayı falan da alacak içine. Gidecek yani. Dünya falan kalmayacak o durumda. Buna bir 7 milyar yani, yıl var ama. Tören... Çok uzun bir söylediği gibi yani güneş bir gün sönecek bir yıldız diyor. Evet. Yani. Evet. Kara delik olup. 7 milyar yıldan bahsediyoruz. Yani. Bazı bilim insanları şunu da düşünüyor. İşte bunu biliyoruz. Bizim ne yapmamız lazım? 7 milyar yıl içinde başka gezegenlere gitmemiz lazım. Çünkü bitecek bu dünya. Biz öyle bir şey... O yüzden diyor uzay araştırmalarını artıralım. Evet. İlk yani biz olalım. Biz uzaylı gelmesini bekliyoruz falan. Biz de olabiliriz o hani yıldızlar arası gezen bir şey olarak ama bunda çok uzağız tabii şu an. Bir de şey de böyle bir işin komik tarafı ya böyle 1960 sinyal gönderiyoruz ya biz buradayız diye. Evet. Oğlum niye sinyal gönderiyoruz diye yani. Hani sinyal gönderiyoruz hadi görülmüyoruz tamam ama görülürsek ve gören kişinin niyetini nereden biliyoruz diyor yani. Abi zaten ya atraksiyon oldu. Aldığımız yol çok... En kötü aksiyon olur net. Bugün yani orta çağdayken insanları Engizasyon mahkemelerinde uzayın sırlarını açıklamaktan ya da İslam tarihinde de var ya da insanları Allah'ın sırlarını açıklama gerekçesiyle bu gökbilim testlerini kapı başlarına yıkıyorduk. Ama 500 yıl sonra uzaya insan gönderdik mesela. 500 yıl çok uzun bir süre değil aslında insan tarihine baktığında çok kısa bir zaman ve dilimi. Ve çok acayip bir şey de var. Şu an aradaki YouTube'a algı farkına baksana. Şeyin Curiosity'nin falan şeylerini yazıp YouTube'tan Mars'ın görüntülerini görebiliyorsun. Evet, evet. Gidip orada çekmiş yani Curiosity ve Mars'ı başka gezegeni evinden böyle telefonunu bilgisayarını açıp izleyebiliyorsun. Evet. Oradaki Mars yani yıllar böyle izleniyor. Hiç yaptınız mı? Baktınız mı YouTube'da? Hiç bakmadım ama süper bir deneyim. Mesela şey gerçeği de var. Mesela NASA diyoruz değil mi? Hani aklımıza uzayla ilgili bir araştırma şeyi gelince. Ama Amerika'nın NASA'ya ayırdığı bütçe aslında hani dünyadaki o kadar bütün az ki, uzay yani ajanslarından daha ki, fazlaymış NASA'nın bütçesi. Tam daha fazlaymış. Ama dünyadaki bütün uzay ajanslarının toplamından çok daha fazla. Ama Amerika'nın bütçesine ama göre Amerika'nın çok az. Amerika'nın bütçesine göre evet, de çok aynen. Az yani. Evet, tabii evet. Şey var. Savaş sektörünü harcadığı savaş sektörünü harcadıkları kat ve kat daha fazla.
Ama yine de oraya harcadıkları para şu an birkaç tane ülkenin gayri safi milli hasılasının daha yüksek. Tabii tabii çok fazla para. Tabii şimdi... Abi yani... Şeyin... Abi özellikle soğuk savaşta o aya insan göndermek için harcadıkları bütçe inanılmaz yüksek yani. Herhangi birini tut, herhangi birini, Amerika'daki büyük şirketlerden herhangi birini tut, Türkiye'yi en az 4 ya da 14 kez satın alırlar. Evet. Yani Apple mesela... Kaliforniya'nın... Ticari büyüklüğü, Kaliforniya'nın ticari büyüklüğü Türkiye'yi 14 kere satın alıyor. Zaten yani. Yani hani, onun dışında Hollywood. Hani. İnanılmaz yani. Hani Amerika hakikaten dünyadaki... Yok şu an çok ama güzel olan bir ekonomi abi. Yani, bilmiyorum. Amerika'dan hani, daha korkunç bir ekonomi var şu an. Çin var, gün be gün kat be kat yükseliyor. 2 sene içerisindeki Amerika'nın gayri safi milli hasılası 3 sene içerisinde Amerika'ya geçecek bu istatistik olarak. Amerika, ama Amerika'daki bu şöyle bir şey sormak istiyorum. Ama yükselme hızını söylemek Amerika istiyorum sadece. 20 yıl önce 17 kat daha düşüktü Çin'in yükselme hızı. Çin kendi pazarını dış sermayeyi açtıktan sonra inanılmaz bir hızla yükseliyor. Ama 2 iken 4, 4 iken 8, 8 iken bizdeki gibi bir manşet var. Çok ciddi zengin yani etiler akatlar düşündüm İstanbul İzmir neresi bilmiyorum ama yani etiler akatlar onun örneği o tarafa olsa doğru aşağısı yani burada böyle hani 5 milyon dolar burası arada bir cadde var burası uçurum suburb gecekondu tarafı burada da şimdi hani böyle bir şey Çin Atatürk böyle abi böyle söylüyorlar böyle şehirler böyle diyor yani hani kaçama yani ve hava kalitesi o kadar düşmüş ki Çin'de bir bölgeye ne yapmışlar biliyor musunuz? Çok normal. Yapay bir şey Çin'de yapmışlar. Bir cam bir koruma yapmışlar bütün şehrin üzerine. Evet. İçeriye zaten... çok iyi oksijen veriyor ve oranın oksijen dengesini kuruyor ve içeriye giriş paralı. Havadaki, dışarıdaki kötü havayı solumak istemiyorsan buraya gel burada hava solu, temiz hava solu diye satıyorlar. Wow. Zaten biz maskeyle yaşıyoruz yaklaşık bir senedir maskeyle yaşıyoruz. Hani suyu alıyorduk ama hava da artık merhaba yani. Çinliler senelerdir maskeyle yaşıyorlar. Öyle bir şey de var. Evet. Ağır sanayiden dolayı değil mi? Rezalet bir hava kirliliğinden dolayı. Evet. Peki ama Çinliler mi daha tehlikeli sizce? Amerikalılar. Çinliler çünkü benim kanaatimce Amerikalılar biraz yani tırnak içinde aptallıkta bize benziyorlar ve baktığım zaman yani bu kadar büyük bir gücün, bu kadar toplum yapısının bu kadar çarpık ve hani bozuk olması da hani benim mesela Amerika gerçekten bir Avrupa'yı hani bundan tenzih tutuyorum. Bir bana aydınlanmayla ilgili bir şey yaratmıyor. Her ne kadar büyük şeyleri varsa. Çin'in de çok belki bize uzak olduğu için kültürel olarak hani bir Amerikan bandacılığına daha yatkınız. Doğru. Çin'de mesela bana hani garip alışkanlıkları olan toplum olmasıyla beraber hani şey bir toplumda gibi geliyor. Yani gerçekten bir yandan da tehlikeli. Amerika'yı sanki daha böyle şey yapabiliyorum gibi. Daha bireysel de olduğu için. Amerika'yı gördük son 50 yılda hani böyle yaptığı şeyleri. Çin'in ne yapabileceğini hiç bilmiyoruz yani. Ya zaten Çin yani derken. Belki bu virüs yani binlerce kompleteresi. Çok acayip ama... bir mesela çok beğendiğim bir saptama oldu. Mesela ben hani Çin'in yönetim tarzı tabii ki bende böyle derin bir alerji yaratıyor. Ben Çin derken Çin toplumundan bahsetmiyorum aslında. Ha. Çin derken evet. Çin'in ortaya Çin gerçeği şöyle bir gerçek. Dediğimiz gibi hani şirketler çağında yaşıyoruz ve Çin'de şirketler çağının hacklenmesi gibi bir durum var. Çünkü adamlar her şeyin sahtesini üretiyorlar ve orijinaliyle aynı kalitede üretiyorlar. Çok komik bir durum bu. Şöyle, çünkü aynı malzeme, aynı bölge, aynı firma, aynı materyal. Bizim hangi halımız ünlüydü? Ne ipek bir halımız var ya dokuma. Neyse. Hatırlıyor musunuz? Burada bir halıcı arkadaşımız olsaydı. Sırf o halının ismini verebilmek için Çin'de bir bölgenin ismini o isimle değiştirmişler. mümkün abi çok basit. Bilmem yani. Ne halısı diye üretiyorlar. Bir yerde de Japonlar işte var. Evet yani... ucuz yapmıyorlar ama bir yapıyorlar abi. Abi çok basit. Sen yani. Batı öyle bir şey yaptı ki ne güzel Çin'de güzel bir pazar oluşturduk. Çok iyi çalışıyor çünkü günde işte 1 dolara işçi çalıştırabiliyorsun. Evet. Sen nasıl güveniyorsun ki o pazarın tıkır tıkır çalışacağına? Çünkü sen gidip Samsung gidip Çin'de bir şey açardı. Öyle bir yer açardı. Onların yazılım kodları paylaşılmaz mı o telefonların ya da
zaten senin orada yazılım mühendislerin o kodları yazmadan önce Çin'de 5-6 kere bunun prototipi yapılıyor zaten sahte ürünlerle ya da yan sanayi ürünlerle. Abi, sen onlardan sadece birini seçebilirsin yani. Şunu kendin tespit tasarladın. Edebiliriz bak, dünyada bir ekonomi oluşuyor öyle ya da böyle. Bak yani. Şeyi hatırlayın yani, hani ben ilk mesela müzik çok sevdiğim için oradan söyleyebilirim. CD, müzik CD'leri mesela işte bir yurt dışı kaynaklı bir müzik dinlemek istiyorum. Böyle Double CD çıkarmış Double Moon'dan mesela. Çok sevdiğim bir grup. Abi bak abartmıyorum. Asgari maaşın 1/4'üydü. Lan böyle bir şey olabilir mi? Bu o haldeyken elbette ki insanlar müziği açlar ve onlardan sonra yavaş yavaş MP3'ler dönmeye başladı piyasada. Ondan ve CD'ler yavaş yavaş çekildi ve herkes MP3'ü işte indirmeye başladı internetten ve artık dijitalleşti. Hani bunlar da mesela yeni ekonomilerini getiriyor. Artık ne bileyim bir şarkıyı insanlar birileri ödeyerek o şarkıyı... Çin üretimi bir şey mi? Ha yok yani yapısal yok. Olarak şeyi söyleyeyim, hani insanlar bu arada MP3'ü paylaşabiliyorlar. MP3 hiçbir zaman touch plan ses kalitesine ulaşamadı. MP3 çok ulaşamadı. Analog başka bir hissiyat, ona katılır. Limitliyor yani, her sarılı çok yetişmiyor. Tabii bugün ama yani bundan dolayı da gidip de pick up dinlememize gerek yok. Yok var. Aslında var. Şöyle bir şey, sen bugün gidip 70'lerde almış atıyorum Cem Karaca'nın bir şeyini aldın, touch planı aldın, kaydedilmiş ve bunu gerçekten iyi bir speakerla dinlediğinde şeyden hiçbir fark yok. Cem Karaca'nın burada senin yanında şarkısı. Ama bu dijital müzikte de var şu an o teknoloji. Yok. Ama o teknoloji bize MP3'te yok. Çünkü MP3'te enstrümanlar üstü. MP3'te yok. MP3 zaten dandik bir şey. Flak demiyorum. Flak diye bir versiyon falan var abi. Neler var? Mesela Neil Young'ın ürettiği bir şeyler vardı. Benim bu konuda çok bilgim yok abi. Şey biliyor musunuz? Wave formatı var. İşte bunlar. Wave formatı ya da diğer formatlar. Wave de çok iyi. MP3'ten daha iyi bir formatımız var mı? Çünkü MP3'ün hertz genişliği çok düşük. Wave daha iyi, flag daha iyi, şey daha iyi. Ortamdaki... Peki niye biz sadece bunu kullanmıyoruz? Çünkü bugün YouTube'da dinlediğim video daha ya da Spotify'da ya da... Spotify'da flag özelliğini açabilirsin ve datayı flag indirebilirsin. Bir yüksek kalitede dinlemek istediğinde flag ama Spotify'a aynı. High-end bir kulaklığın ya da bir cihazın olmalı ki o flag'teki aralığı duyabilirsin. Sesleri, aralıkları. İşte dijital de hani o kadar kaynak ki. Orada var ama şöyle bir şey var. Senin cihazın orada mı? Şöyle bir şey var. Sen müsait mi? Atıyorum. Yani bugün 60 bin dolar örneğini verdik ya. 60 bin dolara ses sistemi var. O 60 bin dolarlık ses sistemi ve onun için kurulmuş bir odada oturursan o stüdyoda üretilmiş bir müziği dinlediğinde o Erkin Koray'ın yanında söylemesi falan değil, sen orada o müziğin içine giriyorsun. Evet, dijital kesinlikle. Müziğin geldiği çok acayip bir şey de var. Evet, çünkü anladım. Adamlar şöyle üretiyorlar bak. O şekilde burada o odaları kuruyorlar. Zorlu Center'da şey var. Öyle büyük ses sistemleri. Ama herkese almıyorlar. Herkese almıyorlar. Alıcı gibi. Alıcı olman lazım yani, değil mi? Abi. Sizin bu bahsettiğiniz Audio Market. Evet Canay. Bu işte bahsettiğim şu an Mecidiyeköy'e taşınan. Ben Beşiktaş'tayken gittim. Zorlu'da da var mı Canay Fay? Olabilir. Canay Fay mı bilmiyorum ama. Çünkü bunlar bu high-end iş yapıyorlar ve gerçekten içeride sattıkları cihazlar, ekipmanlar çok pahalı. Ben asla alamam öyle bir şey. Ama yani onların o izole ses odasında o cihazlarla bir istediğin bir böyle hani güzel nitelikli bir klasik müzik ya da caz müziği dinlemek gerçekten şey oluyor böyle. Hani. Şimdi ama bunun üretimle de ilgisi var. Şimdi Erkin Koray o müziği üretirken taş plağa yönelik üretiyor. Taş plakta dinlediğinde o yüzden Erkin Koray yanında çalışıyor. Bunda da öyle bir şey var. Dijital üretenler de o stüdyo ortamı kuruluyor. Spongle mesela. Bütün aynen sesin nereden yansıyacağına kadar her şeyi düşünüyorlar ve ekipmanları çok iyi ve o şekilde kaydediyorlar ve sen öyle bir odada dinlersen, onların kaydederken düzenledikleri hoparlörler gibi hoparlörlerle dinlersen bayağı onların niyetini alıyorsun. Yani orada dinliyorsun asıl o müziği. Ben elektronik müzikte şöyle bir şey hissediyorum. Psychedelic dedim muhakkak bu. Akustik müzikteyken bir evren var. Çok güzel. 3 boyutlu bir evren bence. Ama elektronik müziğe geçince bence 4. boyuta çıkıyor iş. Çünkü elektronik müzikte akustik enstrümanlarla yapabileceğin sınırda başka bir alana geçiyorsun. Yeni bir alan. Tune alanı. Hani
Frekans evet. istediğin kadar manipülasyon. Başka bir şekilde manipüle edebildiğin için yeni bir müzik doğuyor. Ben mesela eskiden elektronik müziğe gerçekten çok dirençliydim. Bundan 10 yıl önce bana Mete sen elektronik dinleyeceksin deseler ben siktir lan falan derdim. Hı-hı. Şu an çok dinliyorum ama özellikle akustikle elektroniği aynı harmanda onlara gerçekten gerçekten bayılıyorum. Evet. Böyle şey gibi geliyor bana hani tuzlu peynirle reçel gibi. Anladın mı? Bu ikisi yani. Hani tulum peynirli çok iyidir. Kavuğu karnınızı var. Neden bu? Evet o da olur, o da olur. Bu müthiş bir aynı kahvaltı. Hani aynı kahvaltı. Tuzlu peynir daha sonra reçel. Vegan ve şekersiz bir şey olsun ya. Hurmayla tahin. Tamam. Ama olmadı bu ya. Çok tatlı koması yani. Bunu vegan aynen. şekilde daha... Reçeliz tatlı koması değil. Fış fış şeker. Doğru. Olabilir. Peki bu az önce Çinlilerden bahsettik. Hı. Aklıma şey geldi. Bütün bu olayların arkasında Çinliler mi var? Kim var bilmiyorum ama Kuzey Koreliler bunun neresinde? Yani... Biliyorsunuz. Hayır, pandemi. Kuzey Koreliler pandemi falan var ya onun ucundan. Açıklama. Kuzey Kore hakkında Herzog'un bir belgeseli vardı. Giriyordu onu Into the Inferno'da mıydı? Ben onu bir izleyeyim ben. Ben çok merak ediyorum. Bak Herzog gibi bir adam Kuzey Kore'ye giriyor. Böyle davet ediliyor, şey yapıyor falan. Ve şey diyorlar. Herzog da çok acayip bir filmcidir gerçekten. Ben o adama bayılıyorum. Muhteşem bir adam. Kuzey Kore'ye de şey yapılıyor, bir şekilde davet ediliyor, bir şey oluyor, girecek ama şey şartı koyuyorlar, hiç çekim yapmayacaksın diyorlar. Ama Herzog tamam diyor, gidiyor ve gizli gizli saatlerce çekim yapıyor Kuzey Kore için. Herkes aynı şey yapıyor. Ve o belgeselde görebiliyorsun Kuzey Kore'nin içinde kendi anlatımıyla da sürekli gördüğü şeyleri falan anlatıyor. Mesela adamları sıkıştırıyor orada işte volkanı şey yapacak. Çünkü her yapacak. Konuşan adam büyük liderimiz falan hani diye konuşuyor. Hemen şey bağlıyorlar. Hemen hani konu hiç neydi, ne sana ne sordu mesela falan. Mesele o değil. Büyük lidere bağlanıyor. İşte şey falan böyle bir mürit. Ve çünkü hani o toplum şeyde. Üstünde internet yasak, şey yasak. Yani bunu bilmeyen için söyleyelim. Her şeyleri, hiçbir şey bilmiyorlar ve ama Kuzey Kore'nin her yerinde kocaman o devrimleri yapan liderlerinin ve o dönemin şeylerinin devam ediyor o saltanat. Peki, kocaman resimleri her yerde böyle metrolarda. Pandemi olmamaları ne peki? Çünkü hiç bağlantıları yok. O konuda ben çok Kuzey net Kore'nin... bir fikir var ortada. Çin gibi, Kore gibi merkezi hükümetlerin çok güçlü olduğu ve toplum üzerinde yapay zeka ile beraber ve bu kamera sistemleriyle beraber insanlar üzerinde çok ciddi bir kontrol sağladıklarından dolayı ki Çin'de vatandaşlık puanı diye bir puanlama sistemi var. Hmm. Yaptığın bütün işlemler takip ediliyor ve yaptığın bütün hatalar, yolda tükürdün, sakız çiğnedin gibi bütün hatalar kaydedilerek GBT kontrolünde vatandaşlık puanını düşürüyor. Vatandaşlık puanını düşünce kredibiliten düşüyor. Kredibiliten düşünce hayatta kalma ihtimalin düşüyor gibi bu sisteme seneye başlayacak. Bir izleme mekanizması var. O yüzden bak Çin'de çıkmasına rağmen Covid-19 Çin'de yayılmadı. Dünyanın birçok yerinde hayvanlar gibi yayıldı ve önlem alamıyoruz. Acayip ama Çin kontrol altına aldı çünkü merkezi yapı yapın dediği zaman herkes şak diye yapıyor. Bizde böyle diyorlar. Herkes sokakta, herkes takılıyor. Bizde kimsenin siklediği yok. Benim gördüğüm evet. O. Bütün Türkiye'de yani. Biz de burada 4 tane. For example. O zaman toplumu daha mı çok denetim altına almamız lazım? Yok sadece onun ondan çıkan mesela o kötü. Ben mesela asla öyle bir şey istemem hayatımda ama onun getirdiği güzel sonuç bu. Ama bizimkinin de getirdiği kötü sonuç bu. Ben normalde bizimkisi gibi libertisyen ve hani bireysel özgürlükleri tanıyan sistemleri ben daha çok seviyorum ve orada kendimi daha rahat hissediyorum. Çin'de beni hani hiçbir para beni Çin'de çalıştıramaz. Yani hani okay, ben öyle hayat istemiyorum çünkü. Çin'e baktığımda ben Çin'i sadece yoğunluk olarak görüyorum yani. İnsanlar dünya, Çin bütün dünyanın özeti aslında. Yani bizim insan olarak kurduğumuz düzenin her şeyin en yoğun yaşandığı bir ortamda nasıl bir dünya ortaya çıkartabiliyoruz. Ya bu hastalık Çin'den çıkmasının sebebi de bu yani. Mesela, radikal'in en nihai sonucu bu. Hastalığın şeyden çıktığı tahmin ediliyor. Çin'de Amazon ormanları gibi çok büyük devasa ormanlar var. Ormanın derinliklerine yoksa kadar sanayi kuruyoruz mesela. Yenmemesi fabrikalar... gereken hayvanları yediğimiz
Yenmemesi gereken değil. Diyor, yeni bir hayvan cinsi keşfediyorsun. Acayip acayip yeme alışkanlıklarından dolayı diyor bizi soktukları durum. Evet, bunun hesabını sorun lazım. Öyle bir ya, hayır. Öyle bir argümanı var, doğru söylüyorsun. O hayvanla bizim nasıl buluştuğumuz apayrı bir hikaye. Yani sen sanayini ormanın en derinliklerine kadar sokarsan çok yani ormanın ortasında bir de yeni bir hayvan cinsi bulmuşsun, bir de onu yemeye cüret ediyorsun, bu kadar kendini cesur görüyorsun. Hani evet. İnsanın bu kadar haddini aşmasının sonucu ortaya çıkan bir hastalık evet, aslında. Çok kalabalığız ve çok gerizekalıyız. Yani bunu kesinlikle yani söylemek bireysel çok kötü bir şey ama. Bireysel olarak çok akıllı olabiliriz ama kitlesel olarak çok, bir araya geldiğimizde biz silme gerizekalıyız. Çok kalabalığız ve çok gerizekalıyız. Evet. Örneği yani. Yani. Bak Çin'de bireysel şey olarak çok akıllı olabiliriz ama biz kitlesel olarak net gerizekalıyız. Abi Çin korkunç bir gerçeklik yani. Orada mesela bu yapay zeka uygulamasının deneyini yaptılar mesela. Ve insanları açtılar bir database'ine. İnsanlar soru sorup cevap alabildi ya da arama motorlarını da database olarak kullandılar. Ve yapay zeka bir süre sonra böyle anti-komünist, rejim karşıtı, işte porno bağımlısı bir şeye dönüşmüş mesela. Sonra bunu, gibi. Sonra bunu uygulamayı kaldırdılar yani yürürlükten kaldırdılar baya. Evet, evet, düşünsene. Yani daha ne söyleyeyim yani. Ürettiği bilgiyi Çin dediğimizde bitiyor yani. Yani çok acayip. Kendi geçen dilini, bir, kendi dilini korumuş. Peki mesela bu kalabalığa yakın mesela bir de Hindistan gerçeği var. Evet. Evet. Ama doğru mesela baktığın zaman. Apayrı bir dünya değil mi? Apayrı bir dünya. Yani kalabalık hani eğer konuşacaksak. Orası da bambaşka bir yer. Orada bambaşka bir gerçeklik var. O da spritüelizmin son geldi yani. Evet hani tamam teknolojide falan da fena değildir ama baktığın zaman. Kafanı nereye çevirsen Allah var oğlum Hindistan. Yani. Yıllar da. Şey satın alabiliyorsun değil mi küçük bir yol? Evet abi. Hindistan'ın sana Allah aldı. Yolu var abi onun yani. Hindistan'da sadurlar kendilerini topluma adamış yani topluma teslim olmuş ya gerçeği toplumun gerçeğine teslim olmuş insanlar olarak kabul ediyorlar. Ganj Nehri'ne giriyorlar orada yıkanıyorlar günde iki kere. Ganj Nehri dediğimiz şey çöplük şu an. Sadular diye bir gerçek. Ama sadular yanlış plastikler. Ya bu adamların da kendilerine doğru düzgün bir iş bulması gerekmiyor mu ya? Ben diyorum. Okey ama yani. Bu nasıl bir yaklaşım? Hayır. Yani, okay, gidin çalışın tamam. Abi. Hayır. Küre bulanmışsınız. Sokak doğru çıkıyorsunuz. Yani kendilerine yaptıkları şeyleri. Hindistan başka da olsa. Sadıları toplayın. Sanayi yasını zabıt edin. Bayramlarını gördünüz mü? Tamam çok barışçıl toplumlar ama mesela kendilerine yaptıkları o acımasızlıklar işte penislerinin üzerine bir adam çıkıyor, bastırıyor falan filan. Abi bedenine demonstration adam kaldırıyor boyutu. Ve evet, böyle işte bir şeyler sokuyor ağzına, bedenine bir şey sokuyor. Abi yani o hani demonstration çok boyutu yani bu sadece işin göstermesi. Her dinde var bu. Her dinde kendini o. Yapabileceğimiz ama potansiyeli gösteriyor adam. Bence çok mantıklı bir şey yani yoga demonstrationları falan adamlar evet, neler neler yapıyorlar yani. Daha şey şöyle bir demonstration var adam şey kendisini yaptı. Eleştirel açıdan baktım şöyle bir şeye evriliyor. Çünkü artık herkesin elinde bir kamera ve herkes bir medya organı olduğu evet, için micro publishing'le. Bu insanlar da o kadar yani kendilerini çok fazla gösterip bununla ilgili çok fazla bu attention marketing dedikleri ilgi odağı olma noktasındalar. Ve bu çok böyle pazara dönüşmüş durumda. Evet. Yani hani bir şey kendi ezoterikliğinden çıktığında böyle yayıldığında o iş böyle bok haline geliyor. Biraz o noktalar var. Onlar beni rahatsız ediyor. Mesela özündeki halden çok mutlu ve çok mesutum. Yani ama bu da özümüzdeki yani, geldiği hal birazcık yani, mide bulandırıcı evet, benim için. Hani zaten sadularında demonstration diyorsun zaten. Ama, yani. Onun söylediği gibi bir şey. Mesela Tibet'te keşişler var. Tibet'in dağları şeydir ya. Hı-hı. Yüksekleri evet, çok soğuktur falan evet, diyor. Bunlar -20 dereceler çıplak bir şekilde yanlarını ıslak bir battaniye alarak zirveye çıkıyorlardı. Hı. Ve zirveye çıktıktan sonra çıplaklar buz evet, gibi yani evet, 0 derecelerde falan hava. İnanılmaz böyle eksilere ya, gidiyor hatta. O ıslak battaniyeyi üstüne atıyor. Bir de çıplak çıkması yetmiyormuş gibi. Islak o battaniye kuruyana kadar duruyor böyle tepede. Ama şimdi orada böyle bir şey de var. Biz bu İstanbul'da bunu biliyoruz. Orada hmm, o adamların onu yaptığını. Bu da ilginç bir. Değil mi? Ama değil yani ama işin demonstration boyutu niyet çok farklı yani. Böyle bir intention'la yapmıyor. Böyle bir niyetle yapmıyor bu adam bunu. Yani insanlar beni görüyor.
varsın ya da bir ilgi odağı olayım niyeti. Benim izlediklerim o niyetleydi. Var olan bir şeye şahit olmadım ben. Bana yapılan gösteriyi izledim. İşte o yüzden zaten ya şahit olamıyorsun. Bugüne... Şamanını doğru seçeceksin. Hayır, hayır, bir dakika. Evet. Zaten, anladın sen. Zaten mümkün değil. Şamanını doğru seçeceksin. Sen de. Hangi malı istiyorsun? Bugünkü toplumda. Ben bugün ilgi odağı almak için oruç tutarsam bir ay atıyorum ölebilirim. Ama gerçekten oruç tutma niyetiyle oruç tutarsam ve zaten bundan dolayı zaten ilgi odağı olacaksın yani. Taoizmde bu yazıyor zaten. Hani hiçbir zaman insanların ilgisini çekmeye çalışma. Bunu yaptığında en çok ilgi odağı olacak şey sen oluyorsun. Senin getirdiğin açıya katılıyorum ve hak veriyorum, oradayım. Ama benim gördüğüm örnek öyle değil. Mesela baktığın zaman... Anladın mı? Felsefik olarak hayır, katılıyorum. Dünyanın her yerinde. Latin Amerika'ya bakıyorsun. Sahte şamanlar türemişler. Ayahuasca insanlar ölüyorlar falan. Evet. Hani sahte şamanlar türemişler. Evet abi. Bakıyorsun dünyanın başka yerinde bu mesela şey toplumlar çünkü var ya. Çünkü 2000 dolara kendini gerçekleştirme turu satın alıyorsan kendini gerçekleştirmek istiyorsun. Tabii yani. bir gazetecinin şeyini izlemiştim YouTube'da. Adam şeye gidiyor. Bu işte Endonezya'da şey toplumlar var ya boyunlarına böyle ha, evet, şeyler kat kadınlarının güzellik algısıyla aynen böyle toplumlar var bir hani kulak memelerindeki kendilerine formlar veren falan toplumlar bunlar mesela yamyam toplumlar falan da eski dönemlerde bugün öyle bir modernite var ki İşte gazeteci gidiyor, bir tarafta turistik olarak bu geleneği devam ettiriyorlar. Ama bir şekilde bir evin, o barakanın içine televizyon var. Bir bakıyor, kapı açıyor, çocuklar futbol izliyorlar. Hatta çok, onunla ilgili bir film vardı. Bir tane abi. Film vardı. Tibet'te bir Budist nefis. Tapınağındaki çocuklar bir şekilde hocalarını ikna edip bir şeye... İnternete mi girmişler? Yok, bir tane televizyon bir şekilde buluyor çocuklar. Orada işte Dünya abi Kupası abi. Şeyi mi ne var? Onu i̇şte artık Tibet mi katılacak o Dünya Kupası? Zaten abi, çok Diren, güzel ya. Güzel, Diren anlatıyordu güzel. Ya, Diren Nepal'e çok gitti. Çok güzel ya. Nepal'de şey, manastırda da yaşamış keşişlerin arasında. Şey yapıyorlar diyor, her sabah rutin... Önce uyanılıp tereyağı içilir. Heh. Tereyağını içiyorlar. Evet. Sonra çıkıp bütün gün şey oynanır. Kriket gibi bir şeydi böyle. Toplu bir şey. Top atıp. Bütün gün onu oynuyorlar. Şöyle dinlene dinlene falan. Günün içeriği. Yani o artık modern dünyada hani o eski kadim şeylerin, geleneklerin falan artık güncellenmesiyle birlikte aslında ya bakıyorsun hani şaka değil bu. Afrika'nın ücra kabilelerinde bile Coca-Cola falan hani evet, şey, Coca-Cola var, gidiyor Coca-Cola gidiyor o evet. Topluma elektriği evet, falan şey getiriyor var. Ve dolap koyuyor yani. Aynen bildiğin kendi dolabını hani koyuyor Afrikalı adamlar. Şey kabile adamlar bildiğin şeylerde kerpiç şeylerde yaşıyorlar o durumdalar ama Coca-Cola kamyonu geliyor oraya da gidiyor ve içiyorlar orada evet. Şey de çok güzel bir filmdi Tanrılar Çıldırmış evet, o zaten bu kargo kültürünü işleyen ilk İzlemiş miydin onu? İzlemiştim. Yani çok enteresandı çok gerçekten ya. Bir şey. Ki bu toplumlar, Bushmanlar gerçekten şey toplumlar. O bir de sosyal bir teori yani. Bayağı net bir teorinin. Bushmanları biliyorsundur abi. Onların dilleri çok acayip bir dil. Dilde böyle damak şaklatmaları evet. Falan da var. Hani konuşuyoruz. Arada böyle şeyler yapıyorlar bunun gibi. Ve şey ses... olarak baktığında mesela bugün İngilizce'de 17 ses var diyordu Wade Davis. Tam hatırlamıyor olabilirim. Okay. Ama hemen hemen şöyle bir istatistikti. İngilizce'de 17 ses var. Bu Bushmanların dilinde 210'larda falan bir ses var. Çok acayip bir dilleri var yani. Yani şey olarak biliyoruz hakikaten de insanın evriminde de ilk önce insanın iletişim kurması ses ve melodi ile beraberdi. Mesela çünkü bazı sesleri daha düşünün, çok tabii. Bir bebeğin büyümesini düşündüğünüzde ilk önce o ağlamaları ikinci, üçüncü, dördüncü ayda o kadar net ve o kadar kesif ağlamayı öğrenir ki hani olabildiğince çabuk anne buraya gelecek ki o ağız memeye dayanacak. Arıyor yani anladın mı daha fazlasını. Mesela Afrika melodiyle evet. Söz birbiriyle çıkıyor. Sonra bu entelektüel kapasitemiz arttıkça söz melodiden ayrılıyor, konuşmaya dönüyor. Melodi de şarkıya dönüyor. Bunu abi. Şeyden de anlayabiliriz. Aslında temelde bir. Evet. Bunu şeyden de anlayabiliriz. Şimdi baktığın zaman Afrika'daki Afrikalı insanların yaptığı müzik bugün batıda hani şey gibi satılır ya müzisyen böyle çok iyi olması
aksak ritimleri falan çok iyi yapanlar atıyorum 6-4'lükten şeye geçmiş falan gibi dersin. Kompleks böyle bir ritim. Satılır şey olur evet. Bu öyle müzisyenler. Sadece 4-4'lükle yapmayan falan gibi. Ama halbuki bu Afrikalı insanlara bakıyorsun onların ritimleri şeyleri falan çok daha acayip. Hani ve hani videoları da çıkıyor ara ara. Şeyle falan ağaçlarda çalıyorlar hep birlikte şey var. İnanılmaz garip ritimleri var böyle. Hani bu kırıyor değil mi algını? Matematik algını kırıyor evet, yani buradaki algı. Yani o şeyden dolayı o kadar uzun sürede gelişmiş bir şey var orada. Hani klasik müziği çok kafaya kan ritim şey yapar gibi evet. Cem ve ritimleri falan. Ya primitif zaten vurmalılar çok temel enstrümanlar. Ama mesela, çok komik bir diyalog 1980'lerde TRT'de müzisyenler çalıyorlar mesela. Müzisyenlere müzisyen yövmiyesi veriliyor. Davulcuya davulcu yazılıyormuş. Müzisyen mesela, değil de memur kadrosundan veriliyormuş. Bu vurmalılarla ilgili ben şu şeyi hani hep düşünüyorum bu aralar. Mesela vurmalılar diğer hani enstrümanların şeyinde ayrı bir köşede gibi. Evet, yani çok kadim de bir şey. Yani eşlikçidir yani genelde. İlk insandan beri müzik vardır muhtemelen. Ya da vurmalı hani var. Bunu şey olarak yapmıyorlardı. İlk müzik yapacağız biz diye yapmıyorlardı. Ne bileyim karşı daha seslenmek için işte bir şeye vuruyor falan. Hani bir vurmalı bir şey ve gong, tan, tuk, sa falan filan. Zaten bir sesler çıkartıyor. Sesler çıkarıyorlar falan. Vurmadan ziyade ritim dediğimiz olay. Ritim zaten. Her şey mesela şamanlar ibaret. Falan hep mesela şey kullanırlar böyle. İşte orada devreye vurmalı gibi. Şeyler, enstrümanlar. Zaten şu var. Işte. Zaten her şey ritimden ibaret. Hani her mesela zaman diyorsun ya hani zamanı nasıl hesaplıyoruz. İşte mesela müzik aslında zamanın hesaplanarak belirli bir çerçevenin içerisine koyulma hali aslında müzik. Zamanın parçalanması. Örneğin şey ya, gibi. Örüntüyü düzene sokma gibi aslında daha öyle çok. Öyle öyle. Yani o patternı mesajı iletmek istediği şey kişinin örüntüyü göreceği gibi örüntülüyorsun evet, ki anlayabilsin. Aynen. Şey gibi kesinlikle. Düşünebiliriz. Mesela mimarlık nasıl alanı şey yapmaksa hani alanı manipüle edip ona göre bir şey. Mimarlık da hani bir sanat ya. Görüntüyü manipüle edip. Müzik ise zamanı manipüle etmek kesinlikle. Gibi. Zamanı kesinlikle. Şey yapıyorsun gibi. Böyle bir de hani o ritim şey dışında belli başlı şeyler var. Bunun ismini koymuşuz bugün. Ritim ayrı bir şey. Melodi ve harmoni ayrı bir yani şey. Yani nihayetinde evet. Müziği... Aynen öyle. Birbirine harmanlayan iki farklı şey evet. Olarak ama niteliyoruz şey, genelde. Müziği bir sanat dalı olarak görüyoruz. Sanat dediğimiz şey estetik haz oluşturan, estetik haz veren ve güzellik duygusu oluşturan öğeler değil mi? Kavramsal olarak evet ama sanat hayatta... Şey yapmıştım, güzellik dediğimiz olay ne? Güzellik dediğimiz olay bu natural örüntüler. Zaten doğanın bize sunduğu şeylerin bizim taklit edip ortaya çıkardığımız şey sanat aslında. Doğayı taklit şimdi etmek, bak, sanat, bütün orada, sanat doğayı taklit etmekten ibaret aslında. Geçen bununla ilgili bir şey yapmıştık, çok kısa girmiştik buna. İşte pre-sokratik dönemden itibaren bu hep şey yapılmış ama bunu mesela yazılı kaynak olarak... Mesela Aristo işte mimesis diye bir kavramı var. Taklit evet. Demek. Ve işte öğrenmenin temel taşlarından biridir. Evet. Sanat bu işte taklidin taklididir evet. Kadar varan bir süreç evet. Bu. Bu mesela Hegel'e geldiğinde Hegel şey diyor. O birçok hani düşünce arşınlanıyor bunu. Şey diyor Hegel. Doğa o kadar kısıtlıdır ki işte doğa sanatı taklit eder. Ama işte bunu kabul etmemiz gerekiyor. Doğa sanatı taklit eder. Evet. Hegel'in son geldiği noktada doğa sanatı taklit eder diyor. Bundan önce birçok herif var yani. Çok enteresan bir şey. Şöyle. Evet, ama şey bunu kabul etmemiz gerekiyor diye. Hayatın olası gerçekliği onu yani onu sanatla yaratandan çok daha renkli onu tespit edebilirim. Ben hayal gücü. Yok yani doğanın kendisi o kadar saçma senaryolar yazabiliyor ki ben bir senaryo olarak yazsam senarist olarak bunu anlasam size siktir lan öyle şey olur mu diyeceğiniz şeyler doğada da çok daha vahşi şekillerde oluyor aslında. İşte zaten şu yani o kadar karmaşık. Doğa dediğimiz şey bize sunulan yani geçmişin bütün birikiminin şu an içerisinde yansıması şu an gördüğümüz bir ağaç görüyoruz ve o milyarlarca yıllık bir servetin bize gelmiş bugünkü, nihayetinde ulaşmış hali ve bir örüntünün son halini görüyoruz ve bu örüntü açmaya devam ediyor. Filizlenmeye devam ediyor her an. Bu yaşam ağacı diyoruz buna ve bu ağacın an içerisinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.
biz bu yüzden zaten bundan daha görkemli bir şey göremediğimiz için güzellik dediğimiz, nihayette koyduğumuz sedef burası aslında. Biz buna sadece benzer örüntüler yaratmaya çalışıyoruz. Mesela bugün elimize bir cam aldığımızda bir ritim yazabiliriz yani. Ve bu ritmi uzun bir süre tekrarlayabiliriz. O ritmi uzun bir süre tekrarladığımız sürece o zamanda o bir örüntü oluşturuyoruz. Bir patlan, bir patlan yazarsın. Tam bir noktada şöyle bir şey sormak istiyorum abi. Orada, biz bildiklerimizin ötesinde şeylerin rüyasını nasıl görebiliyoruz sizce? Çünkü sizin bilinç, çünkü bilinç sınırsızdır. Yani bilincin bir limiti yoktur. Akıl dediğimiz şeyin limiti var yani, ya da senin bizim hafızamızın bir limiti var, ama bizim o ulaşabileceğimiz, nihayetinde ulaşabileceğimiz database limitsiz yani, sonsuzluk. Ortak akıl, zaten ortak akılı kanıtlayan şey bu yani. Yani bana senin söylediğin noktadan hareketle şu doğru geliyor. Biz türümüz olarak hangi bitkiyi nasıl, ne zaman, ne kadar, ne şekilde yiyeceğimiz kararını nasıl bildik, nasıl öğrendik, nasıl verdik? Tecrübeyle mi? Yani çok acayip yani, değil mi abi? Yani hani çok saçma bence. Muhtemelen bizim sudan bir karaya çıkmamız, bir ağaca çıkmamız, ağaçtan inmemiz, sonra yerde doğrulmamız gerekiyor. Yani hani o bütün o süre içerisinde neyi yiyip neyi yemememiz gerektiği konusunda işte DNA seviyesinde bir kodlanmamız oran, oluyor. Ama bu, sonra yiyoruz. Ama bunu. Bu da mesela. İşte bunu mesela da oran tutarlarına çok saçmalamış. Günde 3 öğün yemek yemek mesela İngilizlerin, ya yani İngiliz, Britanya İmparatorluğu'nun uyguladığı. Osmanlı'da iki öğün mesela. İki, insanın doğasında bu bir öğün. Hatta iki günde bir öğün belki. Yani bir tane ağaç bulup elma ağacı bulduklarında insanlar yapış hadi diyorsun. Biraz da bir öğün, bir sonraki öğüne saklayalım. Zaten dolapta biraz incir vardı falan diye düşünmüyorlar. Yani. De, orada şu, ne varsa yiyorlar onu. Belki iki gün bir şey yemiyorlar, bir daha bulamıyorlar. Yani şey olarak bu mesela şunu da konuşuruz. Hani biz bu donanımı nereden, mesela bir bebeği suya attığın zaman yüzebiliyor hikayesinde olduğu gibi, hani bu şeyi hani default nasıl geliyor? Deneyime mi hani deneyime mi tabi, yoksa bizim hani kodlamamızda bildiğimiz şeyler mi var dışında, hani şeyde hakimiz. Mesela bakıyorsun orangutanlara, bir yavrunun annesinden ayrılması 8 yıl sürüyor. Çünkü o eğitim aşaması, hangi meyveyi yiyip yememesi. Mesela bu insanlar diyorlar ki şeyle birlikte, erken ayaklamayla birlikte Homo erectus'un bu pervis kasları ve şey daraldığı için daha küçük varlıklar dünyaya getiriyoruz. Mesela bir orangutan yavrusu işte, ya da bir mesela goril yavrusunu ele alalım. Aynı çünkü sürede. Onlarda da 8,5 ay falan sürüyor hamilelik. Onlarda bir yaşına gelen bir gorille insan bebeğine baktığın zaman aynı şeyde değiller, kabiliyet de zekasında. Değiller ama mesela sürüngenlere bakıyorsun, ne bileyim şak diye timsah yavrularını mesela yumurtadan çıkarken çıkmaz diye. Annenin şeylerin davranışlarını gözlemliyorsun. Abi çıkar çıkmaz ısırıyor ya timsahlarla, çok acayip bir timsahlarla şey. Timsahlarla yaşamamız da çok acayip bir şey yani, çünkü çok çağ dışı bir canlı değil bir timsah. Hani böyle evet, hap abi diye yutan bir şey, böyle şey yapan, çiğneme falan da yok. Abi bak yumurtayı kırıyor, kafayı çıkartıyor ve ısırıyor. Dinozorlar çağında kalan yegane miraslardan birisi tavuklarla birlikte. Evet. Tavuklar da çok acayip gerçekten. Tavuklar çok aşırı karakteristik ilginç, canlı. Kaydedilmiş çok acayip şeyler de var. Mesela şey, feral child mevzuları. Vahşi çocuklar. Şimdi bu günümüze kadar tam sayısını hatırlamıyorum ama 12-15 tane falan belgelenmiş vahşi çocuk var. Nasıl oluyor bu hikayeler? Atıyorum bir tane hikaye. Ormanda kaybolan bir çocuk gibi bir şey oluyor. 3 yaşında atıyorum. Bunun gibi bir sürü belge var. Ve bir örnekte kurtlarla birlikte yaşıyor çocuk. Kurtlarla birlikte ve onların beslendiği gibi besleniyor. Onlarla şey yapıyor ve çocuğu tekrar 3 yaşında kaybolmuş. 15 yaşında keşfediliyor, bulunuyor. Bulunduğunda kurt gibi davrandığını görüyorlar. Çocuk uluyor falan. Gözlem çünkü evet, yani ve böyle dört ayak üstüne dönmüş yani, dört ayak üstünde gidiyor şey yapıyor falan, onlar gibi çevreni çünkü şey yaptığında hani algıladığında bunun gibi 10-12 bunu araştırabilirsiniz internette, şey yapabilirsiniz. Feral child'ları İngilizce olarak şey yapabilirsiniz, vahşi çocuk olarak araştırınca bilmiyorum Türkçe kaynağı çıkar mı ama İngilizce olarak feral child olarak şey kavram yapınca, olarak tırnaklayalım aynen araştırabiliyorsun. 12-15 tane şey var. Başka şeylerle işte koyunlarla büyüyen falan da var. Böyle koyun keçi miydi? Hatırlamıyorum. Bir sürü örneği var bunun. Hepsinde böyle çok acayip şeyler gelişmiş. O belgeleri de
Çok enteresan ya. Çünkü hani insan sosyal bir varlık olduğu için kendi içindeki dinamiklerle beraber etrafındaki dinamiklere çok önem veriyor. Kendini pozisyonlamak için. Çünkü kendi evrendeki pozisyonumuzu referans olarak başkasına göre referans diyoruz kendimize. O yüzden bizim kimliğimizin, benliğimizin önemli bir parçası bizim etrafımızdaki evet. diğer beraber. Ve gerçekten mesela, başka canlıların arasına karışabilen canlılarız. Bantlarla beraber bunu yapıyorsak demek ki dört ayağa dönüp uğurlayarak da hayatımızı... Feral Child olarak değil, şey olarak yapan da var. Daha sonra hayatını yetişkin döneminde yapan insanlar da var. Bakayım ben şu canlılarla iletişim kurmayı deneyeyim deyip şimdi gerçekten çok şey, acayip iletişim kurmayı seçebilen insanlar da var. Değil mi? Adapte olup gerçekten hayatta kalmayı da başarabiliyoruz şey. Bu durumda. Bu daha da tuhaf yani. Hayatta kalmayı başarıyoruz bu durumda. Ama mesela... Evrimsel olarak biz bunları deneyimlediysek hakikaten hani bir tür olarak mesela başka bir türün arasına girip onlarla beraber yaşama deneyimi şu an bana aşırı fantastik geliyor yani. Hani bir grup yabani hayvanın arasına katılıp onlar gibi yaşama ihtimali... Ya bu, acayip bir hayat gibi geliyor. Yok bunu tercih olarak yapan insanlar da var mı? Çok bir, acayip ya. Bir şey vardı bu Süper İnsanlar diye bir belgesel sunan Marvel'ın senaristi ilk kurucusunu. Neymiş abi o? Ya şöyle bir Marvel'ın kurucusu ismini unuttum adamın. İlk çizeri aynı zamanda. Ha bu ölen adam. Aynen. Stanley. Stanley. Yani, şey, yani Stanley, aynen. Stanley aynen. Bu adam şey yapıyor, bir belgesel yapıyor ve dünyada gerçekten süper güçlerin, yani süper güçler olan insanları bulmaya. Mesela atıyorum bir adam var atıyorum, bir kere tetik çektiğini görüyorsun ama adam üç kere ateş etmiş zaten yani. Ya da bir tane adam var böyle koca bir senfoni bir kere dinliyor sadece ve tekrar aynısını çalabiliyor. Çalabiliyor, anladım, okey. Outlier kafalar yani. Aynen. Neyden bahsediyorduk? Bir tane bu adam da kurtlarla beraber yaşıyor ve kurt adam olarak gösteriyorlar bunu. Adam kurtların uluyabileceği frekansta uluyor ve bunu insanlar normalde bu frekansta çıkamıyorlar o ses tonuna. Adam 15 senedir kurtlarla birlikte yaşıyor. Onlarla birlikte yemek yiyor ve onların nasıl birbirleriyle iletişim kurduklarını biliyorlar. Evet. Abi çok acayipmiş. Abi şey abi, çok tuhaf. Adam çok kurtlarla birbirlerine hırlıyorlar. Mesela yemek yerken et yerken çiğ et yiyorlar aynı anda. Evet. Adam kurtları hırlarken dudağı tık demesi falan bildiğin kurtlarla aynı. Ve yani. O videolar kurt falan olmuş. Da çok acayipti. Gerçekten o evet. ulumasını falan adamın görüyorsun. İletişim kuruyor o canlılarla. İletişim kurtlarla kuruyor. Şey yapıyor. Gerçekten. Yanıt alıyor karşı gidip taraftan. Gidip hani şey yapıyor falan. Yemeği yerken birini yutuyor falan ve kurt böyle çekiliyor. O da çiğ ete dalıyor. Aslında buna mesela şaşırıyoruz ama hani kurtlardan bugün belki hani evcilleştirdiğimiz, nitelendireceğimiz köpekler de mesela. Ben Zen'i 1,5 aylıkken hatta 1,5 aylıktan daha önce sahiplendim. Çünkü annesi biraz şey kriz dönemine girmişti. Süt vermiyor. O şey hikayesini anlatsana. Ve mesela anlatırım. Şöyle bir şey oldu. Mesela kardeşini yakın arkadaşım daha sonra şey yaptı. Sahiplendi. 2 aylıkken, 2,5 aylıkken ki ortalama 2 aylık bir ailesi, annesiyle eğitim süreci var. Çünkü mesela sheepdog, çoban köpeği ve şey olarak, genetik olarak sürü güdücü şey olduğu için genetik kodlarına yazılmış mesela karakterinde işte koyunların topuklarını ısırdığı için sürüden ayrı olan koyunların topuklarını ısırıyor sürüye dahil olsunlar diye. Bunu mesela yavruyken bana da yapmaya başladı. Ve bu davranışı mesela işte annesiyle ve kardeşleriyle şey yaparken ne kadar ısırması gerektiğini, ne kadar ısırırsa karşısındakinin canını yakmayacağı davranışın işte kardeşini ısırırken kardeşi tepki gösteriyor. Onu frenliyor gibi bir şey var. Anladım. Mesela ilk başlarda beni sert bir şekilde hani o ilk süt dişleri daha keskindir. Sert bir şekilde şey yaparken ona belli edip mesela onun gibi taklit yaparak ah işte falan gibi can şey yaparak onu kontrol etme üzerine çalıştım ve başarılı oldu mesela. Bu kardeşin de mesela bu hiç gözlemlenmedi. Çünkü ailesiyle daha fazla vakit etmişti. Yani buradan anladım. Bile bu şeyi yakalayabiliyoruz ve aslında. Geldiği şey Zen'le arandaki iletişimdeki mesela, o şeyi de anlatsana. Zen çok duygusal bu arada. Yani çok karakter olarak çok duygusal ve gerçekten bu yani dünyanın en zeki köpek ırkları arasında öyle ilk üçte koli ırkı. Ve inanılmaz derecede yani
2 yaşına geldiğinde 5 yaşındaki bir insan çocuğu zekasına sahip oluyor. 800 komuta falan kadar öğretilmiş koli şeyleri var. Var. Yani Nesli filmlerinden falan da böyle halka şey yapıyorlar. Köpekle film çekmişler. Ortalama bir yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından daha yüksek yani. Mesela şöyle geçen 2-3 gün önce şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşımın bir poodle köpeği vardı ve onu seviyordum. Kucağıma aldım falan. Arf. Seviyordum ve Selen'e şey dedim. Ya dedim işte Arf benim olsun falan, Zan sende kalsın falan. Sonra Zan böyle bakındı, gitti Selen'in kucağına yattı falan. Şey yaptı. Ben hala Arf'i sevmeye başlayınca geldi yanıma. Şöyle bir bakış attı ve normalde hiç çok uysal bir karakterdir. Hiç hani yapmayacağı bir şekilde ısırma değil. Severken şöyle bir üzgün bir bakış attı. Evet. Sonra hiç arkasına bakmadan koşturmaya başladı. Dışarıdalar. Ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Onun peşinden koşuyorum falan. Beni asla şey yapmıyor falan. Şöyle şunu da ekleyelim. Hayatta şey yapmaz. Zen dışarıda tasmasız geziyor. Tasmasız dolaşır ve yanımdan ayrılmaz. Yani çocukluğundan beri tasmasız dolaşır. Ama bu örnekte çıkıp koşmaya başlıyor. Koşmaya başlıyor. Şey. Hayatta son yapmayacağım. Gür bir sesle Zen diye bağırdığımda durdu ve yere kapaklandı. Siker lan oğlum. Birkaç saat boyunca benimle tripli bir şekilde benim yanımda değil başka insanların yanında oturup falan. En son yalvar yakar özür dilemeyle birlikte mesela barıştık falan. Anladım ya. Mesela çok enteresan tırıklara yani. Tırıklara gel. Yani bu bu çok algılar mesela senin hani Türkçe biliyor. Gerçekten Türkçe biliyor. Yani hani bu Türkçe ifade belki şey bir ses rezonansı diyebiliriz buna. Çünkü o hani çıkardım. Belki başka bir dilde de o hani yoğunluğu çıkarabildiğiniz noktada. Kaç senedir? Şu an bir yaşında yani 13 aylık. Bir yıl bir ay falan gibi bir şey. Yani o bir yıldır benimle ve çok zeki bir köpek mesela. Mesela geçen şeyi öğrendim. Köpekler kurt atalarıyla o kadar şey olarak uzaklaşmışlar ki bugünkü noktada. Evet. Mesela kurtlarla sevişemiyorlar. Evet. Artık. Bir şey olmuyor. Bir başka bir hale geçmiyor. Başka bir şeye geçemiyorlar. Çiftleşme yani, olmuyor. Ya da işte at eşek at, gibi, eşek bir gibi bir kataya dönüşüyor. Evet. Bir şey olmuyor. Bir kısırlaşma döngüsü oluyor. Ama mesela kedilerde bunu sağlayamamışız. Bugünkü tekir diye adlandırıyoruz. Normal kediler yabani kedilerle çiftleşip üreyebiliyorlar. Ve doğadaki yabani kedilere falan baktığı kedilerle yaşamamız da çok acayip bilgi. Gerçekten. Kediler hani doğadaki en elastik, jimnastik şey ve çok avcı şeyler. Kedilerin bizi evcilleştirdiğine dair bir teori var. Katılıyorum. Mesela şey diyorlar. Bazı davranışları sonuçta işte kurtları, kedileri falan yakınımızda şey yaparak onlardan da öğrendiğimize dair. Hani gelişim sürecinde aslında hani sadece biz onlara şey değil, onların da bize davranışsal olarak çok, çünkü çok beraber bir şekilde. Çok makul. Keza hani her coğrafyada bu değişmiş evcilleştirme. Orta steplere bakıyorsun mesela, atları evcilleştirmişler işte, falan çok ve duygusal bambaşka şeyler ya da böyle Türklerde falan şeyler var işte. Duka Türkleri, Ren geyiklerini evcilleştirmişler. Wow. Bazı şeyler var mesela. İşte uzaktan bir melodik ıslıkla kartal geliyor ve koluna konuyor falan. Bu Moğolistan'da mesela falan şey bulan bir şey. Olabilir. Çünkü Moğolistan'da baktığın zaman hala Cengiz Han yaşıyor zannedebilirsin yani. Hani, Moğolistan coğrafyasında adamlar orada durmuşlar yani. Sonra çok ilerlememişler. Evet. Ulaanbaatar'da biraz bir şeyler var. Geri kalanı komple Cengiz Han. Komple. Yeah. Tabii. İnanışlar da öyle. Devam ettiriyorlar. Bulundun mu Moğolistan'da? Moğolistan'da bulundun mu hiç? Yok. Çok fazla izledim o benim konu. Benim bulunan bir arkadaşım bir coğrafya vardı. Çok ben de gitmeyi düşünüyorum. Orta Asya'da geldim. Sana çok uyar ve sen çok beğenirsin. Emin değilim çünkü sürekli et yediklerini duydum ve vegan ürün bulmak çok zor oldu. Büyük çoğunluğunda şey var. Hatta mesela bir toplulukta şöyle bir şey var Emre. Sen aralarına katılabilirsen, aralarına katıldığını atıyorum. İyi anlaşıyorsun, şey yapıyorsun. Senin gelişini kutlamak için o akşam at kesiyorlar. Ne güzel. Ve o akşam o atı yemezsen sofrada çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorlar. Şimdi ama Emre bazı mesela bu konuda bir parantez açacağım. Ya ben senin at kesiyorum. Ben de
et yemek kadar hani kendi düşüncem olmakla beraber boş bir şey olamaz herhalde yani. Özellikle bu çağda hani şey yapamıyorum, anlatabiliyor muyum? Çok boş geliyor bana yani. Zaten yemek eylemi artık günümüzde. Hani zaten yediğin şeyler ne ki yani? Çoğu zaten hani GDO'lu bilmem ne, gerçek domates yiyemiyorsun, gerçek bilmem ne yiyemiyorsan bile hani balıklar mikroplastiklerle doluyken falan filan, zaten yemeği en azı indirmemiz gereken. Çünkü insan çok az bir şekilde de yaşayabiliyor bugün. Evet, hani sınırlı gıda. Görüyoruz yani çok basit bir şekilde. Ya şeye bakın mesela, pandalara bakın abi. Pandaların yediği tek bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Okaliptüs mü? Hayır, şey. Bambu. Bambu yiyorlar. Ve bambunun hiçbir enerji şeyi yok. O yüzden tembel hayvanlar aslında. Çünkü enerji tüketmedikleri için çok şeyler, sakinler falan. Çok takılıyorlar. Evet, çil takılıyorlar falan. Gayet barışçı hani ayı şeyine baktığı zaman. Kavga edecek enerji yok. Bu arada ben de bambu yedim daha önce. Çok lezzetli geldi. Öyle mi? Hiçbir tadı yok aslında, daha doğrusu makarna gibi bir şey. Hiçbir şey yok ama mesela bugün şeyi yapmışken bu kadar hani et tüketimi zaten doğaya, yani şu an baktığın zaman bir doğanın birçok stebini toprak parçası olarak hayvan üretimi için şey yapmış durumdayız. Yani işgal etmiş durumdayız falan filan. Evet. Ciddi, bunun dışında birçok soya, palmiye falan gibi ormanları katlettiğimiz gerçekleri dünyadaki var. Dünyadaki tavuk ve küçük başların toplamı insan nüfusundan. Ama bu bunu tırnak içinde kültürler arası bazı şeyler. Mesela bir belgesel izlemiştim. Adam Amazon'un şeylerini dolaşıyor işte, hala böyle şey toplumlarını, hani antropolojik olarak incelenecek toplumlarını falan dolaşıyor mesela. Ve burada işte maymun eti yiyorlar, şey yapıyorlar falan. Bu adam da bunlara eşlik ediyor, bu insanlara. Yani bir şey, deneyim olarak bunu belki adlandırabiliriz. Yani o kültürün içinde şey yapmak için, yani dillerini öğrenmeye çalışıyor, şey yapmaya. Onlar gibi olmaya çalışıyor. Bu anlamda hani şey gelebilir diye düşünüyorum. Hani ne bileyim, tabi bu bir sınırsal, bireysel bir çizgi ama hani şeye gittiğin zaman öyle bir şey, öyle bir toplumun, öyle bir kültüründe hani bu saygısızlıksa falan, ya gitmezsin tabi ki ya da hani ona uyarsın gibi bir şey var. Ya ben zaten hani bu, ben vegan değilim bu arada hani mesela. Hayvansal gıda bakış açım tamamen bizim günümüzde endüstriyel tüketiminin. Çünkü şuna aynen saygı duyabiliyorum. Orada o otu İhtiyaç yersin. Doğrultusunda, hayatta kalma içgüdüsü doğrultusunda insanın şimdiye kadar, ben bu arada insanın etobur geçmişini de görmezden gelemiyorum, yatsımıyorum. Çünkü böyle bir gerçek var. Ve her şey kendini varoluşuyla kanıtlamış. İnsan et yemeye müsait olmayan bir canlı değildir. İnsan kendi sınırlarını zorlayıp et yiyebilen bir canlıdır. Ama durum şu, biz bunu yapmalı mıyız? Bunu yapabiliyorken, bunu yani böyle bir kabiliyetimiz varken bunun peşinden mi gitmeliyiz, yoksa et yemeyerek daha temiz bir yaşam mı seçebiliriz hani? Ve mesela sosyal kültürel olarak da bu devreye girebilir. İhtiyacımız mesela yok. Mesela böyle bir ülkedeyiz şu an. Aynen. Türkiye gibi bir ülkedeyiz. Zaten hani ekonomik anlamda ya da işte hayat standartı, refah düzeyi anlamında zaten bir şeydi. Vejetaryen olmak okey, hani şey gayet hani olabilecek bir şey ama mesela veganlık, birçok arkadaşımı gözlemlediğim için söylüyorum. Yani biraz yorucu onlar için yani. Ya evet, belki de öyledir, bilmiyorum. Sonuçta bu insanlar belki o kadar aslında hani dinlendirici yani. Şey yapamıyorlardır, üstüne gidemiyorlardır, başarılı olamıyorlar. Ki vegan endüstrisi de şu an çok kirlenen bir endüstri. Vegan ismini duymaktan bile yoruldum çünkü. Bugün daha iyi, daha bugün şey, ama her şey zaten organik market gibi bir yere yani gittik. Her şey, her kavram kendi içinde ne kadar böyle barışçı, ne kadar doğuruyor, güzel düşünceleri olsa da bir yerde kesinlikle sonuçta onu yani şey yapan insanlar. Kalabalıklaştıkça işin herkesi eksisi birbirinden uzaklaşıyor gerçekten. Yani endüstrinin vegan olması onun zehir olmayacağı anlamına vegan gelmiyor. Vegan insanlar çok tatlı insanlar. Gerçekten hayatlara bakışlarını genel itibariyle beğeniyorum. Ama yani şey, bu hani şöyle bir militan durum var, o beni rahatsız ediyor. Vegan olmanın bir ideal olduğunu ve vegan olmamanın bir suç olduğunu ve benim vegan olmamakla beraber bir suç işlediğimi bana sürekli hatırlatan bir tavır beni rahatsız ediyor. Yani hani şey gibi, sürekli bunun bana işaret edilmesi beni rahatsız eder. Tamam, sen bu hayatı yaşıyorsun,
ben bu hayatı yaşıyorum. Ortak noktalarımız var ama beni sürekli suçlama. Benim hani militan taraflarıyla alakalı sıkıntım bu ama teorik olarak felsefeye katılıyorum ve çok doğru noktaları olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. Ya geçenlerde bir video izledim, çok hoşuma gitti. Adamın bir tanesi bir şeye giriyor, vegan kafeye giriyor. Bir masaya oturuyor, böyle karşısında 3 tane vegan, 3-4 tane vegan var, bir şey diyor. Ben buraya geldim ve şunu söylemek istiyorum. Ben et yemiyorum, süt ürünü tüketmiyorum, bu yumurta yemiyorum, herhangi bir hayvansal gıda tüketmiyorum. Ama sadece istiridye yiyorum. Çünkü bunu yapmamın sebebi de vegan olmak istemiyorum diyor. Ben diyor sizin I don't want to be part of your fucking club diyor. Because ben bunun bir parçası olmak istemiyorum diyor. Çok o kadar hoşuma gitti ki tam olarak kendimi gördüm. Ama sadece 500 metrede yetişen istiridye yiyorum. Ve şey diyorlar, zaten bunu anlatırken birisi şey diyor ama istiridye canlı diyor. Evet diyor, canlı diyor ama diyor istiridyeyi araştırıp buldum diyor. Çünkü istiridye merkezi sinir sistemi olmayan bir canlı. Ve istiridyeyi yemek, istiridyenin yani temelde hiçbir hissiyat yok. İstiridye yemekle brokoli yemek arasında temelde hiçbir fark yok. Yani... Bu adam istiridye seviyormuş bence. Yok hayır. Aynı zamanda adam şunu da söylüyor. Web diyor istiridye yerken kendinden tiksiniyorum çünkü o tadı iğrenç diyor. Ama sadece vegan olmak istemediğim için istiridye yiyorum. Güzel. Çünkü hadi mesela bunlar da en son şey yapıyor. Record devam edelim. Okey aynen süper. Gidelim. Bence hadi. De valla güzel söyledim.